Adını görmenin bile kalbimize huzur, gönlümüze sürur ve aşk kattı Muhammed Aleyhisselam dedi ki Zeyd benim oğlumdur. O zamandan sonra ona ne dediler? Zeyd bin Muhammed. Hadi sıradakine devam edelim o zaman. Selamünaleyküm hocam. İyi akşamlar diliyorum. Dinimizde muska takmanın hükmü nedir? Muskadan kastettiğimiz şey, koruma vasfını kendisine atfettiğimiz bir kısım ayetlerse bu bir sıkıntıdır. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ اِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. Ama size bir rakip çıktı. Dinleyelim mi bakalım nasıl okumuş? Çok merak ettim. Hadi dinleyelim o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Yavuşu bendeki ayağım mecidem dik. Bede bayi kesmük. Bede aya cezak çık. Bede aya kayıp. Amin. İyi akşamlar efendim. Ülkede bugüne hoş geldiniz. Ben Mustafa Yıldız. Özür diliyorum. 5. güne hoş geldiniz. Tabii insanın kafası karışıyor zaman zaman. Bu akşam sizler için yine Ramazan'ın ruhunu yansıtacağımız bir program hazırladık efendim. Bu akşam yine stüdyomuzda iki değerli konuğumuz olacak. Geçen haftadan yansıyanlarla başladık 5. güne. Şimdi hemen bu haftaki konuklarımızı sizlere takdim edelim. Bu akşam Muhsin Kara Hoca bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili abim. Allah eyvallah, razı olsun. Allah razı olsun sevgili kardeşim. İlahiyatçı yazar Adnan Şensoy hocamız da bu akşam bizlerle birlikte olacak. Siz de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Mustafa Bey. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Şimdi tabii bu akşam sorularınızı bekliyoruz. Şimdiye kadar da programımız başlamadan çok sayıda soru birikti elimizde. Bütün hepsini cevaplamaya çalışacağız elimizden geldiğince. Minik kardeşlerimizin ve sizlerin güzel o çektiğiniz fotoğraflarda yine programımız içerisinde yer vermek istiyoruz. Onları da lütfen bizlere gönderin. WhatsApp ihbar hattımıza göndermenizi rica edeceğiz. Görüntülü soru diyorum. Arama yapmayın lütfen. Arama değil, görüntülü olarak video çekip gönderirseniz onlar çok işimize yarar. Biz de ekrana getiririz. Şimdi programımızın başında hemen maalesef birkaç dakika önce aldığımız haberle başlayacağım. Biraz içimiz kararıyor ama tabii gerçeklerde değişmiyor. İsrail zulmü devam ediyor kutsal topraklarda. Sadece Mekke Medine değil bizim kutsal toprağımız. Kudüs aynı zamanda bizim kutsal topraklarımızdan birisi. Mescid-i Aksa bu akşam bomba sesleriyle inledi. Namaz kılan Müslümanların içerisine ses bombası attılar. Şimdi biz de o zaman biraz bu konuyla başlayacağız da şöyle başlayalım. Önce Muhsin Kara'nın sesinden şöyle hem gecenin de ehemmiyetini gösteren bir Kur'an ile başlayalım. Hem oradaki kardeşlerimize bir manevi destekte bulunmuş oluruz. Sonra da Adnan hocamızdan bir dua alırız. Baş üstüne. Buyurunuz. Bir şey arz edeyim izninizle. Buyurunuz. Bu esnada bana çok mesajlar geliyor. Hatim yaptık, Yasin yaptık, zikirler çektik diye. O WhatsApp hattına değerli izleyicilerimiz program boyunca okudukları hatimleri, Yasinleri yazarlarsa, Safa Bey kardeşimiz onları ayrı not alırsa, programın sonuna doğru getirirse, bütün onları da ekstradan program kapanışında İnşallah. Hem Kudüs için hem de bütün arzu hallerimiz için dillendirmiş İnşallah. Oluruz. Evet. Peki, buyurunuz hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. هُوَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. إِذَا Sesine sağlık, ağzına sağlık. Bu akşam, maşallah, bu akşam maşallah. İnşallah gönlümüz böyle huzur bulacak, coşacak. Ağzına sağlık. Allah hocam Allah. Bir de dua edelim. Bu akşam duaya da çok ihtiyacımız var. Yarın Kadir Gecesi. Belki de bilmiyoruz bu akşam Kadir Gecesi. İsrail'in zulmü altında inmiyor kardeşlerimiz. Bir duayı hak ediyorlar. Amin. Estağfirullahalazim. Menetubi ileyh. Neuzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان يا رب العالمين الرحمن الرحيم. Kıymetli hocamın terennüm buyurmuş oldukları şu mübarek kitabının hatırına, o mübarek Kur'an'ın inmesiyle şerefli kıldığı kutlu Ramazan'ın hatırına, o Ramazan'daki geceyi sıradan bir gece olmaktan kurtarıp bin aydan daha hayırlı kılan Kur'an'ın hatırına, o Kur'an'da bize müjdelemiş olduğun fetihlerin ve daim müminlerin dostu olduğunu garanti ettiğin vaatlerin hatırına, Kudüs'teki kardeşlerimize, Mescid-i Aksa'daki mümin kardeşlerimize ve dünyanın her yerinde zulüm gören kardeşlerimize Fettah isminle fetihler nasip eyle ya Rabbi. Habibi Edib'in Hudeybiye'de en dar anlaşmayı imzaladığında, oradan ayrılıp Usfa'nın oraya yaklaştığında, orada fetih süresini indirip de nice fetihleri bahşettiğin gibi, kardeşlerimizin de bu yaşamış oldukları sıkıntıyı nice fetihlerin başlangıcı ile, Uhud'daki keder olmasaydı, Hendek'teki ızdırap yaşanmasaydı, Mekke'nin fethindeki ihtişam olmayacaktı el-Hak, buna iman ettik. Bu geceki yaşadıkları dert ve kederleri de yüce fethin basamağı adıyla, ne zaman dünyanın hükümdarlığı elimizde oldu, ne Yahudisine, ne Hristiyanına, ne Mecusisine asla zulmetmedik. Senin kulundur dedik. Ama ne zaman iktidar onların eline geçti,
Ne kul diye bizi gördüler, ne bir insan diye gördüler. İlk fırsatta bizim canımıza, kanımıza, malımıza gasp ettiler. Allah'ım, mülk senin elindedir. Dilediğine verip dilediğini alırsın. Mülkünü salih kullarına vereceğini vaat ettin. Mülkü yine bizlere lütfeyle ki yine yeryüzüne senin emrinle adaleti, hakkaniyeti, şefkati hiçbir kul ayırt etmeden yaymak ihsan olsun ya Rabbi. Amin. Amin ya mucibes sailin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Hayırların fethi, şerlerin ve şerlilerin defi için Mescid-i Aksa'da huzur ile, barış ile namazları kılabilmemiz için El Fatiha. Hocam ağzınıza sağlık. Kardeşlerimizle bu akşam kalbimiz kimse unuttuğumuzu sanmasın. Peki efendim yarın mübarek Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz tüm İslam alemi olarak. Ama dediğimiz gibi bu gece de olabilir. Bilemiyoruz. O yüzden biz de bu akşam bunun bir yandan da aslında heyecanını yaşıyoruz. O yüzden bu konuda da sorularınız varsa onları da alırız sevgili izleyiciler. Hemen o zaman hocam sorularla devam edelim, başlayalım programımıza. O zaman ilk videolu sorumuzu hemen alalım arkadaşlar. Sıradan başlayalım, buyurunuz. Merhaba hocam. Ben babamız namazda ses tanımıyorum, günah mı? Ne dedi? Namazda seslenemiyorum babama. Daha doğrusu namazda herhalde sesleniyorum diyecek de seslenemiyorum diyor. Günah mı? Canım kızım, gözlerinden öpüyor seni hocam can. Allah'ım seni bağışlasın. Ömrün bahtın güzel olsun. Annenin babanın dünya ve ahirette gurur olasın. Güzel yüzü, tatlı sözü kızım. Namazda babana seslenme. Ama olur da seslenirsen sana günah olmaz. Sen böyle bir özel, seçkin bir vaziyettesin. Sen namazda babanın yanına gelsen, sırtına çıksan, babana sarılsan sana bir sıkıntı yok. Ama namazda sana ne yakışır biliyor musun güzel kızım? Baban namaz duruyor ya şimdi. Sen de gel şöyle babanın yanına. Ellerini bağla böyle. De ki Allah'ım de. Babam ne yapıyorsa ben de onu yapıyorum. Babamı da kabul et. Beni de kabul et. De. Aynısını yap güzel kızım. O zaman günah filan değil. Daha güzel, bereketli bir şey yapmış olursun güzel kızım. Allah seni bağışlasın. Hocam, sorunun ne kadar masum olduğuna bakacak olursak, soruyu soran da ne kadar masum olduğunu düşünecek olursak, yani bu masumiyetlerin duaları makbul olur Allah'ın izniyle. Kesinlikle hocam. Yani soru bile çok masum. Yani babama seslenir, babam ya da bana seslenince ben ona cevap vermese olur mu? Masumiyet çok güzel. Ya aynen sorunun hocam. Kendisi çok temiz. Eyvallah. Allah'ım onların temizliğini evet. Daim eylesin. Amin. Amin. Peki sıradaki soruyla devam edelim o zaman. Hocam hayırlı akşamlar. Bir sorum olacak. Daha doğrusu iki soru fakat birinci soruyla alakalı ikinci soruda. Şimdi ölen kişinin, vefat eden merhumun, merhumenin amel defteri öldüğü zaman kapanır mı? Bu birinci soru. Buna bağlı olarak da ikinci sorum da ölen kişinin ardından Kur'an okumak ölen kişi için bir fayda sağlar mı? Onun amelleri için bir fayda getirir mi? Benim sorum bu yönde olacaktı. Teşekkür ederim. Evet. Güzel kardeşimiz, Allah ömrünüzü güzel eylesin, yuvanızda huzur versin. Size çoluğunuzla, çocuğunuzla, ileride istikbalde torunlarınızla mutlu olacağınız güzel ömürler bahşeylesin. Sevdiklerinizin acısını hiçbir zaman görmeyesiniz, daim güzelliklerine şahit olasınız. Bir insan öldüğü zaman amel defterinin kapandığıyla alakalı ayetlerle beraber kapanmadığıyla alakalı ayetler de vardır. Mesela Haşr suresinde biliyoruz ki Rabbimiz şöyle buyuruyor, vefat etmiş olan kişiler için iman eden kardeşleri arkalarından şöyle dua ederler. Rabbena gfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Müminler o kimseler ki vefat eden kardeşleri hakkında derler ki Rabbim bizi de bizden önce vefat etmiş olan kardeşlerimizi de bağışla ve kalbimizde müminlere karşı kin bırakma. Benim yaptığım af duası onun amel defterine yansımayacak olsa bu dua orada yazar mı? Yazmaz. Hadislerden de biliyoruz ki Allah Resulü diyor ki kimse vefat ettiği zaman bir kişi
Üç şeyden sebep amel defteri kapanmaz. Arkasında bıraktığı faydalanan bir ilim, insanların faydalandığı ağaç, bitki, eser gibi bir çalışma, arkasından hayırlı dualarda bulunacak bir evlat. Demek ki ayet ve hadislerden biliyoruz ki bir insan vefat ettiği zaman amel defteri mutlak anlamda kapanmaz. Ne gibi? Mesela Maide suresi 28-31. Ayetlerde ilk katil kimi biliyoruz? Öz kardeşini şehit eden. Kabil biliyoruz. Evet. Peygamber aleyhisselam diyor ki mübarek hadislerinde, her cinayet işleyen için Kabil'e bir karşılık vardır. Niye? İlk cinayet işleyen odur diye. İlk şehit kim? Hazreti Habil. Her şehitten de Habil'e bir ecir vardır. Kaç milyon yıl geçti belki bilemiyoruz. Ama nedir? Hayır çığırı açanın takip edenler kadar ecri devam eder. Şer çığırı açanın da takip edenler kadar devam ediyor. Demek ki bir kimse geride hayır bıraktıysa hayrı, şer bıraktıysa şerri, geride iz bırakır. Amel defteri böyle takip eder. Ölünün arkasından Kur'an okumak. Men kara harfen min kitabillahi felehu bihi hasenatun diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Allah'ın kitabından kim bir ayet okursa onun için hayır vardır. Vel hasenatun bi aşri emsaliha. En az 10 kat ecir vardır diyor. Ve diyor ki la ekulu elifun lamun mimun harfun. Elif, lam, mim bir harftir demiyorum diyor. Elifun harfun, lamun harfun, mimun harfun diyor. Yani elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Tabii ki biz Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelmedik. Sevap hesabı yapacak durumumuz yok. Sadece Rabbimizin cömertliğine bakın. Peki, benim bu okumuş olduğum Kur'an'da mesela en çok ölüleri biz ne okuyoruz? Yasin suresi. Orada diyor ki, dirileri uyarman için sana bir Kur'an'ı gönderdik. Tamam da yine aynı Kur'an'da öldükten sonra dirilen insanların hesabına geldiğinde atalarımızla beraber biz nasıl haşrolduk, ne oldu bizim yaptıklarımız dediklerini görüyorsunuz. Kur'an'ın Arapçasını okuyan Kur'an'ın muhafızıdır. Kur'an'ın muhafızı olan, restoranın kapısında bekleyen muhafız bahşiş alır da, ATM'nin kapısında bekleyen banka görevlisi muhafız bunu beklediği için, parayı beklediği için bahşiş alır da, sağlık merkezini bekleyen bahşiş alır da, Allah'ın kitabının muhafızı bahşiş almaz olur mu? Varsayalım restorandan bir lokma çorba içmese bile, yani içerindekileri anlamasa bile, sırf onu koruduğu için muhafızlık ecri alır. 1400 yıl geçti. Kur'an nasıl bozulmadı? Moğol istilalarına rağmen, içimizdeki siyasi kargaşalara rağmen, Haçlı seferlerine rağmen, kim geldi? Bozuldu mu Kur'an? Topkapı Sarayı, Mukaddes Emanetler bölümüne gidiyorsunuz. Hazreti Osman döneminden kalma bir Kur'an var. Evet. Bakıyorsunuz ki aynı Kur'an. Nasıl kaldı bu? Mustafa Bey Arapçasını okuduğu için. Peki bunun ben dedim ki bir ecrini elde ettim. Diyorum ki benim annem, babam ya da bir arkadaşım vardı Adnan Hoca. Yamuk adamdı ama arada bir güzellikleri vardı. Bu yaptığım Kur'an'ın sevabını Allah'ım onun dahanesine yaz dersem bu ona ulaşır mı? Evet, ulaşır. Mümin ölmüş ise, arkada bıraktığı imanı şahitse, arkadan yaptığı Kur'an tilaveti, sadakası ve kurbanları ulaşır. Çünkü Peygamberimiz vefat ettiğinde Hazreti Ali Efendimiz'e kendisinin yerine de kurban kesmesini bile vasiyet ediyor. Yani kesilen kurbanın ecri bile meftaya ulaşmaktadır. Özetle bu şekilde arz etmiş olayım. Peki. Daha çok örnek veririz ama özetle yeterli herhalde. Özetin özeti değil evet, mi hocam? Evet, özetin özeti benim öyle. Klasik dediğim. Hemen şöyle birkaç tane de gelenlerden okuyayım. Mustafa Bey süpersiniz diyor. Adnan hocamız ve Muhsin hocamızla bizi yine mest ettiniz diyor. Çok yakışıyorsunuz üçünüz de diyor. Aman efendim sağ olun, Allah razı olsun. Bu akşamı hep beraber inşallah böyle güzel bir şekilde geçirelim. Ramazan güneş artık ve ay bitiyor. Var. Arada da parazit var işte böyle takılıyoruz. Yani. Estağfurullah. Şimdi bu akşamı güzel bir şekilde geçirelim. Ya aslında şimdi bir Yasin suresi isterdim de şey yapmayayım, biraz sonra dinlemek isterim. Ben Muhsin Karan'ın okuyuşuna tabii mest oluyorum. Kardeşimiz sağ olsun Allah ses vermiş. O da o sesi uygun yerde, doğru yerde kullanıyor. Bu çok önemli. O yüzden tabii hoşumuza gidiyor. Yani ben böyle dinlerken değil mi? Biraz önce akşam namazında da öyleydi. Beraber mi kıldınız? Tabii beraber kıldık. Çok Mustafa güzel oldu. Bu konuda çok şeydir, atılgandır. Hemen öne sürüveriyorum. Hemen buldu bu sevabı hemen tak. Hemen şak hemen diye. Aktif geçiyor bu arada maşallah. Muhsin Kara'dan Rahman suresini okumasını rica ediyorum diyor.
biraz sonra, bir iki soru sonra Rahman suresini alalım. Yani benim isteğim değil de izleyicinin isteğini alalım. Olur değil mi? Şimdi hemen o zaman sıradaki soruyla devam edelim efendim. Videolu sorularımız gelsin. Bu arada siz de lütfen efendim WhatsApp ihbar hattımıza kafanızdaki her türlü soruyu, ama işimize yarayacak olsun, tamam mı? Yani bu akşam bir faydamız olsun, insanlara faydamız olsun. Bakın, Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Ramazan bayramı önümüzde, bayramımızı idrak edeceğiz. Bu konuyla ilgili kafanıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Buyurunuz efendim, sıradaki sorumuz gelsin. Hocam, dolarla zekat verdik. Dolar yükseldikçe sevabım artar mı? İyi iş. Dolarla zekat verdim. Yükseldikçe artar mı? Ama tebrik ediyorum. Çok güzel bakış açısı. Öncelikle Rabbim malınızı bereketlendirsin güzel kardeşimiz, abimiz. Allah helal rızkınızı çoğalsın. Yuvanızı o helal rızkın bereketini yağdırsın. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, sevdiklerinizle güzel günlere ulaşmanızda bir kapı aralasın. Bir kimse elinde parası var. Türk lirası var. Hı-hı. Doları ya da bir başka elinde imkanı var. TL olarak da verebilir. Döviz olarak devredilir. İkisi de caizdir. Ama şu anda TL'yi verdiği zaman kalbinde oluşturacağı sızıyla doları verdiği zaman ya da euroyu ya da altını verdiği zaman kalbinde oluşturacağı duygu farklı olabilir. Çünkü birisi sürekli denge olarak yükseliyor. Diğeri sabit. Evet. Belki sırf şu hissiyat sebebiyle, hani Allah'ım kalbim biraz daha bunu istemiyor ama ben sırf verebileceğimin en iyisini vermek için şu anda bunu tercih ediyorum dediğinde daha ecir anlamında kendisine dönüş yapmasını umabiliriz. Ama asıl olan burada Hazreti Habil'in Kabil'e dediği gibi اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهَ مِنَ الْمُتَّقِينَ Allah takva sahiplerininkini kabul eder. Bu isterse TL olsun, isterse dolar olsun. Ama burada bir ikilem varsa, nefsine bir şey ağır besliyorsa, nefsinin dediğinin aleyhine gidip de ben bunu vereceğim derse inşallah ecrini almış olabilir. Ama şöyle bir şey yok. Ben verdiğimde doların kuru 9'du. Yarın 10 oldu. Sevabım da ekstradan 10, ertesi gün 11 olur mu? Hı-hı. Yok, öyle değil. O ilk verdiğiniz andaki duruma göre geçerli. Eyvallah. Olur. Hemen hızlıca bir cevap rica edeceğim. Yazan yazılı sorulardan okuyayım. Peygamber Efendimiz neden ümmiydi, niye okuma yazma öğrenmemiş? Peygamber Aleyhisselam'ın bulunduğu toplumda okuma yazma bilgisi belirli sayılardaydı, kısıtlı bir sayıdaydı. Pek de önem verilmiyordu açıkçası. Orada çünkü belagat daha ön plandaydı. Yani sözlü kültür, yazılı kültürün önündeydi. Allah Resulü ticaret ehliydi. O yüzden diyaloglarla, hitabetle, konuşmayla ticaretlerini gerçekleştiriyor. Yazılı kültürleri pek yoktu. Aslında bu da Peygamberimizin en büyük mucizesinin Kur'an olmasını açıklayan en büyük sebeplerden biri. Değil mi? Tevrat'ı açıyorsunuz, Tekvin bölümünde. İncil'i açıyorsunuz, Yuhanna ve Matta'da ümmi peygamber atıfta bulunuyor. Neden? Ben size öyle bir peygamber göndereceğim ki son peygamber. Eline verdiğinizde kitabı okuyamaz. Hudeybiye Anlaşması'nda Allah'ın Resulü Muhammed ifadesini Süheyl bin Amr silmesini istiyorlar. Hazreti Ali ben silmem diyor. Efendimiz diyor ki bana gösterin sileyim diyor ve gösteriler siliyor. Bu kadar okumayla alakalı hassasiyeti belirli sınırda olan Allah Resulü öyle bir vahiy insanlara getiriyor ki aradan yüzlerce yıl geçiyor ve benzerini insanlar ortaya koyamıyorlar. Allah Resulü döneminde Müseylime gibi bazı kimseler sahte peygamberlik ilan edip ortaya koymaya çalışsalar da beşerin ortaya koymuş olduğu teşebbüsler vahyin ışığı ortaya çıkana kadardır. Gölge güneşi görünceye kadar kendi hükümranlığını ortaya koyar. Vahyin güneşi parladığında ondan geri hiçbir şey kalmaz. Bu peygamberin en büyük mucizesi olması sebebiyle böyledir. Maşallah. Hatta salavat-ı ümmiye okuyoruz değil mi biz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden dua olsun ümmi olan peygambere. Çünkü Kur'an'da diyor ki Araf suresinde ve Bakara suresinde o İncil'de ve Tevrat'ta yazılı buldukları ümmi peygambere tabi olurlar diyor. Dikkat buyurun. Tevrat'ta ve İncil'de yazılı gördükleri ümmi peygambere. Musa Aleyhisselam döneminde sihirbazlık çok ayyukadaydı.
zirvedeydi. Musa aleyhisselam onların sihirlerine karşı mucizelerle gönderildi. Eyvallah. Hazreti İsa döneminde sağlık ve tıp ön plandaydı. Ona tıp alanı da mucizeler verildi. Peygamber aleyhisselam döneminde sözlü kültür ki en güçlü şeydi. Söz ola kestire başı, söz ola kesi savaşı, söz her şeyi yerine getirebilirdi. Bütün sözleri aciz bırakan Kur'an, ümmi olan bir peygambere vasıtasıyla geldi. İşte bu büyük bir mucize. Harika, evet. Şimdi bir videolu soru daha alalım. Ondan sonra şu Rahman suresini ben de merakla efendim bekliyorum. Videolu sorumuz gelsin. Hocamı sıkıştıracaklar bugün. Sıkıştıracağız bak. Hocam iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kucağımda Erva, Erva benim kızım 4,5 yaşında. Zaman zaman hani büyüdükçe sorular soruyor, cevaplaması güç sorular. Bu konuda sizden yardım istiyorum. Allah nerede? Allah bizi görüyor madem biz niye onu göremiyoruz tarzı sorular soruyor. Erva'nın kafasındaki bu soru işaretlerini nasıl giderebiliriz? Yardımcı olursanız sevinirim. Benzer soruları ben de alıyorum. Benzer soruları ben de alıyorum hocam. Teşekkür Allah ediyoruz. Nerede? Allah var mı? Nasıl? Allah ne? Falan diye böyle sorular geliyor. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle Erva kızımı gözlerinden öpüyor hocamcası. Allah'ım onu bağışlasın. Babasıyla beraber. Aslında orada sanki bir şeyler diyecekti de babasının kucağında böyle hani ben vekaletimi sözcüme verdim. Babam konusunda gibi. Geçen hafta da vardı öyle tam konuşacaktı vazgeçti. Vazgeçti. Erva kızımızın gözlerinden öpüyor hocamcası. Ömrü güzel, bahtı açık olsun. Ailesinin gururu olsun. Bu fıtrattandır. İslam fıtrat dinidir. Hazreti Adem'den beri aslen bu vardır. Bütün peygamberler İslam'ı anlatmıştır. Hı hı. Allah Resulü diyor ki her doğan çocuk İslam üzere doğar. Yani fıtrat üzere doğar. Sonra ergenliğine gelince annesi babası onu Hristiyan, Yahudi ya da Mecusi yapar diyor. Hı hı. Her doğan çocukta bu fıtrat vardır. Bu soruları sorması da ondandır. Çünkü siz çocuğa bir sürü oyuncak alıyorsunuz. Oynuyor, oynuyor. Zihni doluyor. Keyfi doluyor. Ama ruhu var ya fıtrat. Hı hı. Onu arıyor. Ben nasıl oldum diyor. Nasıl bu aşamaya geldim diyor. Bu Adnan'ın çocuğu da olsa, Mustafa Bey'in çocuğu da olsa, Erva kızımız olsa da fıtrattan siz gelen. Siz ne diyorsunuz soru. Hocam? Allah nerede veya işte Allah var mı? Hepsini teker teker izah ediyorum. Zaman. Diyorum ki şu anda bizim bulunduğumuz şu oda. Bu odanın arkasında da birisi var. Sana bunu gösterebilir miyim? Gösteremem. Ama anlatabilir miyim? Anlatabilirim. Peki Allah'ı kim yarattı? Hemen elinize alıyorsunuz lokomotif. Küçük oyuncakları var ya onların. Küçük oyuncağı koyuyorsunuz. Lokomotif, tren. En arkasına bir tane vagon. Onu hangisi çekiyor? Öndeki çekiyor. Lokomotif. Onu hangisi çekiyor? Onu öndeki vagonu çekiyor. Onu hangisi çekiyor? Onu öndeki vagonu çekiyor. Kızım bu sensin. Seni ben ve annen çekti. Bizi babamız ve annemiz çekti. Hepsinin en başında ise bak hepsini çeken en önde bir tane lokomotif var. Onu kim çekiyor? Kimse çekmiyor kendinden. İşte kendinden var olan da budur Allah Azze ve Celle. Sen gözünü kapatıp uyuduğun zaman rüyanda neler neler görüyorsun. Uyandığında var mı bunlar kızım? Yok. Ama aslında rüyada sana bunu gösteren bir şey var. Buraya geldik seninle beraber. Oyuncakların yerde birisi oyun ev yapmış. Hemen kızıyorsun. Kim bunu yaptı diyorsun oyuncağıma. Kim oyuncağıma dokundu diyorsun. Ya belki kendi kendin oldu. Hayır, benim oyuncağım mutlaka birisi bu hale getirdi. Yavrucuğum ve Erva'cığım, senin oyuncağın, şu küçücük oyuncak bile kendi kendine şu şekilde ev olamazsa, resim defteri aldım kıza, birileri çizmiş ya, evde kıyamet, kim çizdi bunu? Kimse çizmedi, belki kendi kendine çizildi. Hayır diyor, bunu birisi çizmiş. Şu gördüğün küçücük resim tablosunu bile mutlaka biri çizdiyse, kızım, şu telefonu yapan birisi var, arkada markası yazıyor. Şu çayı yapan birisi var, arkada semaveri gözüküyor. Şu gördüğün resim kağıdını yapan var, altında imzası bulunuyor. Şu televizyon kanalını yapan var, üzerinde logosu bulunuyor. Sana o güzel gözleri veren de var. Sana işitmen için kulakları veren de var. Bak evde bir tane kedi almışsın. Kedi, daha bir haftalık kedi Mustafa Bey. Hı hı. İhtiyacı geldiği zaman mırlıyor. Lavaboya götürüyorsunuz, kumunu eşeliyor. İhtiyacını yapıyor, üzerini kapatıyor ve kenara çekilip mırlıyor. Daha doğar doğmaz ona bu kabiliyeti kim verdi? Sen küçük bir çocuksun, doğduğun halde daha kaç yaşına geldin? 2 yaşına lavaboya gidemiyorsun. Bunları onların anlayacağı usulle anlatırsak, Allah'ın bize Kur'an'da örneğini verdiği İbrahim aleyhisselam gibi tevhidi anlarlar. Çocuklara onların anlayacağı şekliyle anlatabiliriz. Hazreti İbrahim aleyhisselam annesine sordu, beni kim yarattı? Annesi müşrikti.
Dedi ki baban Azer. Babamı kim yarattı? Dedi ki Nemrut. Nemrut'u kim yarattı? Tokat. Susturdu. Ama Kur'an'da diyor ki İbrahim aleyhisselam göğe baktı. Baktı ki yıldızlar. Dedi ki benim Rabbim bu mu? Sonra ayı gördü. Benim Rabbim bu mu dedi. Sonra güneşi gördü. Dedi ki benim Rabbim bunlar değil. Bunları evirip çeviren olmalıdır dedi. Çocukların fıtratında olası ve mutlak olacak olan bu soru bizim endişe edeceğimiz ya da geçiştireceğimiz sorular değil. Aynen. İstikbalde sağlam bir temel elde etmek istiyorsak çocuklarımızın bu sorularını karşımıza alalım. Çok ciddi bir şekilde onlara değer verdiğimizi hissettirelim. Telefonla uğraşıyoruz. Mustafa Bey gelmiş çocuk bana diyor ki baba benim sorularım var. Aa konuş. Tamam sor sor git annene git annene git dersen bana gelme şimdi sonra gel değil mi? 10 yıl sonra ergenliğine girdiğinde bana telefon açarsın. Hocam bu çocuk beni dinlemiyor. Kötü yollara girdi. Ne duasını okuyayım demek zorunda kalırsın. Evet. O zaman geldiğinde her şeyi bırakıyorsun. Çocuk geldi mi? Acil bir şey olsa telefonu falan her şeyi bırak. Buyur kızım. Baba Allah bizi nasıl yarattı? Kızım toprakta bulunan bir fidan. O fidanın üzerine gelen su ve güneş ışığı. Anlat anlat anlat. Var mı kızım başka sorun? Varsa dinle. Yok mu? O zaten hareket şu olacak genelde. Tamam baba. Hadi eyvallah. Hadi bakalım gitti. Çocukların şey böyle soruları bazen peş peşine gelir çapraz soru gibi. Evet. Ama çok masumdur. Art niyetli sormaz. Ben Mustafa bir art niyetli soru sorabilirim. Ya işte onu da zaten onun cevabını vermek için de biraz böyle okumak lazım. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir kitabı var. Neden inanıyorum diye. PDF'si hı hı. internet sitesinde ücretsiz de var. Aileler şu anda evde değil mi? Hı hı. Evdeler o kitabı alsınlar 200 sayfa kadar bir okusunlar. Aynen. Ön şöyle bir iman tazelesinler. Sonra çocuklarıyla beraber bunu güncellesinler inşallah. Eyvallah. Bu arada memleketin farklı yerlerinden selam gönderenler var. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan, Van'dan birçok yerden mesajlar geliyor. Çok teşekkürler. Muhsin Kara'dan farklı istekler de var. Rahman Suresi haricinde bir Rahman Suresi haricinde bir de Aşr-ı Şerif de istiyorlar. Ama şimdi Rahman Suresi'ne madem söz verdik onu şey yapalım. Her istenileni belki bu akşam süremiz yetmez ama Rahman Suresi'nden de şöyle birkaç ayet en azından okuyarak değil mi? İnşallah. Şöyle bir gönüllerimizi bir yumuşatalım. Hocamı şimdi. Çok yormayın da kaside tamam. Alacağız, ilahi alacağız. Daha bu akşam tabii. Geçenlerde yine bir yere konuk olmuşuz. Tabii şu an için Sivas Şarkışla'da ikamet ediyorum ama hı-hı. İşte Vanlı bazı hemşehrilerim şey demiş ya o kadar canlı yayınlara programlara çıkıyor. Bir gün Van'a bir selam göndermiyor falan. Van'a da telaffuz etmeniz bak, Van'dan, benim tabii, Van'dan hayatı şey, riskimi biraz azaltmış. Onlara selam göndermiş. Memleket Van mıydı hocam? Memleket Van. Eyvallah. Van Erciş'li. Evet. Bizim kayınpederler de onlar da Siirtli Halenzelilerden. Dedim ya Ehl-i Beyt'ten. Onlar bir zaman Van'da yaşamışlar Erciş'te. Yani oradan bir akrabalık da çıkabilir yani. Yayından sonra şey yapalım. Başlayalım mı? Peki buyurunuz. Evet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والسماء رفعها ووضع الميزان بسم الله
Tüylerim diken diken oldu böyle dinlerken ya. Acayip Allah, bir şey. Allah güzel eylesin, bereketini eylesin, üzerinize yağdırsın güzel hocam. Eyvallah. Böyle Davudi seslerle dinleyince o Kur'an'ın zaten kendi has olan o mübarek bereketli nuru gönüllere daha ayrı işliyor. O zaman anlıyorsunuz şu ayeti. Evziyet aleyhi ve reddilil Kur'an'a tertila. Kur'an'ın o indirildiği gibi tertil üzerine okuyun ayetinin ne kadar mucizevi bir belagat olduğunu anlıyorsunuz. Mesela burada Arap şarkıcılar gelip top 10 listesinde birinci olan şarkılarını söyleseler hiçbir şey anlamı yok bizim için. Hiçbir şey vermiyor. Ama Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman yürekler işliyor. Hele böyle hocam gibi işin zahiren ve batınan ehli olan güzel insanlar okuduğu zaman böyle 1400 yıllık bir yolculuk yapıyorsunuz. Sanki cennette umut ettiğimiz Davud Aleyhisselam Kur'an okuyacakmış ya. Dünyada o şeyi okuduğu zaman zeburu, mezmurlar zaten zeburdur ve dualar barındırır genelde. Dağ taş dinlermiş ayetleri diye, kuşlar filan, hayvanlar gelip dinlermiş. Öyle oluyor maşallah. Bir de ayet hep aklıma geliyor. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Müminler o kimselerdir ki Allah'ın kitabı okunduğu zaman kalpleri böyle aşık eder. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا Ve Allah'ın ayetleri okundukça imanları da artar, yürekleri de genişler, tüyleri de diken diken olur. Hayırlı. Allah hoşu da mahrum etmesin bizi. Amin. Şimdi bir kısa ara vereceğiz. Aramızı bir verelim efendim. Sorularla devam edeceğiz efendim ve ikinci dilimde de yine size sürprizlerimiz olacak. Lütfen bizden. Hocam ben şimdi bu ilahiyi Rabbimin yaratma sıfatını gördüğüm her yerde, bu yanımdadır her zaman mutlaka.
arabada, evde mutlaka dinlerim. Bu eser mi bu şarkı? Maşallah. Yani çok çok severim. Böyle bana, beni alıp götürüyor böyle. Bu eser beni Medine'ye götürüyor. Bizim Medine'de maşuk hocamız vardı, maşuk ata. Götürse şaşardım. Evet. Allah'ım olsun, hatıralar hep orada. Ne zaman ben Medine ziyaretlerine çıkacak olsam, gruptan bazen böyle Şerif Yaşın abi izliyorsa selam olsun. Evet. Maşuk hocanın da sesini bilirdi. Evet. Derdi ki, ya hocam Adnan hoca birazdan konuşmaya başlarsa susmaz. O başlayana kadar sen bir büşrademe oku derdi. Öyle okurdum Maşuk hocam da, Allah selamet versin. Beni de aldı öyle bir anda oraya götürdü ama tabii hocam gibi üstad okuduğu zaman öyle. Estağfurullah. Hani eyvallah, derler ya, yeme de yanında yat diye. Değil. Allah razı olsun. Eyvallah. Peki efendim, sorularınızı alacağız. Bu arada hatim duasını da en son unutmayalım hocam. Programın sonunda hatim duamızı da edelim. Hatimleriniz varsa. Evet, onları yazsınlar. Onları yazın. Ad, soyad yazsınlar. Ne için olduğunu yazsınlar. Gönderin lütfen, onlara da duamızı inşallah edelim. Şimdi hemen sıradaki soruyla efendim devam ediyoruz. Videolu sorumuz gelsin. Euzu billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Allah Allah. Sıratın müstakimine emanete edeyim, gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Maşallah güzel kızımıza. Maşallah. Şimdi şeyde program var ya, Kur'an yarışması. Evet. Şimdi burada siz Necip Hoca oluyorsunuz. Mehmet Ali Hocam burada oluyor. Ben de Osman Hocam oluyorum. Kaldırıyoruz sana. Yüz veriyoruz güzel kızım sana. Maşallah. Ömrün bahtın güzel olsun. Gözlerinden öpüyoruz seni. Devam edelim sıradakiyle. Hayırlı akşamlar hocam. Ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri diye konuşulan bir deizm meselesi var. Bu deizm hususunda Diyanet İşleri ya da din adamlarımızın bir çalışmaları ya da bununla alakalı ne gibi bir rol modeli üstünlüklerine alakalı bir soru sormak istiyoruz sizlere. Hayırlı yayınlar diliyorum. Eyvallah. Nezaketinize şükranlarımızı arz ediyoruz değerli kardeşimiz. Rabbim sizin imanınızı kuvvetli, amellerinizi ihlasla, yolunuzu aydınlık etsin. Sizi Hazreti Ebubekir gibi ticaret içinde uğraşırken bile çevresindeki insanların hidayetine vesile olan fazilet sahibi kimselerden eylesin. Hı. Cennetle müjdelenen 10 kişiden bahsediyoruz ya. Hı hı. Onlar kimin sayesinde Müslüman oldu biliyor musunuz? Hazreti Ebubekir Sıddık sayesinde. Allah sizi de öyle imanınızın yüceliğini sadece camiye indirgeyen değil, hayatın en şiddetli olduğu, iman ile paranın birbiriyle çatıştığı ticaret esnasında gösteren Ebu Bekir gibisin sizi. Radıyallahu anh. 100 yıl önce insanlar özellikle sanayi devriminden sonra madde ellerine akınca zevk, hı hı, ve şöhret, her şeyin tanrısı biziz demeye başladılar ve ateizm rüzgarı oluştu 100 yıl önce. Bir evrim, hı hı, bir darvinizm ve sonra bir ateist rüzgarı oluştu. Zaman ilerledi, baktılar ki ya bunu biz bile inanmıyoruz dediler. Çünkü hiçbir şey ustasız, sahipsiz olamaz. Hı hı. Bunun üzerine dediler ki bir tanrı vardır. Yaptı, oluşturdu, sistemi kurdu. Sonra hadi eyvallah dedi. Deizm özetle budur. Diyanet İşleri Başkanlığımızın deizmle alakalı ücretsiz kitapçıkları var. Hı hı. Ama bu şeyle alakalı biraz Mustafa Beyciğim. Algıda seçicilik diye bir nokta vardır. Evet. Siz neyi görmek istiyorsanız onu görüyorsunuz. Askerliğinizi yaptığınız zaman, hı hı, çarşı izine çıkıyorsunuz. Hı hı. Sokakta ben usta bedeni Erzincan'da yaptım. Dışarıda her adımda bir inzibat görüyorum Mustafa Bey. Terhis belgesini bir aldım, bir daha da inzibat görmedim. O zihin altında oluşmuş ya. Şimdi eğer biz çevremizde bir şey yapılmıyormuş gibi görürsek yapılmadığını görürüz. Ya da her yerde işte bu aynı konuşmayı, aynı tartışmayı görürsek deizm, deizm, deizm. İnsan sanki böyle çok önemli bir konuymuş gibi. Düşünüyor. Burada da Mustafa Kutlu abiye bir kez daha selam gönderelim. Onun söylediği bir şey var. Çok da önemli. Bizim Türkiye'nin ana gündemi hani deizm, ateizm değil. Yani bu kadar böyle büyük bir kitle değil. Çok küçük bir kitle ama çok yüksek sesle tartışılan bir konu olunca böyle. Yine bizim için değerli. Aynı soru geliyor. Tek bir kişi olsa. Veriliyor cevabı ve tabii. Ve aklında bir soru olsa o bizim için değerlidir. Eyvallah. Annesi için, babası için, hı, kardeşi için değersiz bile olsa. Eyvallah. Aklında sorusu bulunan bütün kardeşlerimizin bizim tabii için değerlidir. Şunu düşünmek lazım.
bir müzayedeye giriyorsunuz. Müzayede de müthiş eserler var. Bir usta sanatçı bu eseri yapacak ve arkasını dönüp gidecek. Düşünebilir misiniz? O müzayede de bunu koyduğu zaman şunu istiyor. Bakın ben ne kadar muhteşem bir sanatçıyım. Siz de bunun karşında harikulade duruşunuzu sergilemelisiniz. Eyvallah. Bir müzayedede ressam, bir sanatkar bile bunu isterken, alemlerin Rabbi bütün kainatı inşa edecek, kum tanesi adedince galaksileri var edecek, hepimizin parmağını ayrı yapacak. Ve sema beneynah bi eydin ve inna le musiyon. Yerle göğü yaratıp sürekli genişletecek, parmak ucuma kadar bana özel, ses koduma kadar bana özel, göz merceğime ve retinama kadar bana özel bir takdiratta bulunacak ve sonra hiçbir şeye karışmayacak. Bununla alakalı çalışmalar var Diyanet İşleri Başkanlığımızda da, birçok ilim araştırması yapan kardeşlerimizin de. Yeter ki samimiyetle çözüme ulaşmaya kalksınlar. Eyvallah. Kur'an'daki bir şey söyleyeyim, özür dilerim. Kur'an açtınız. İlk sure Fatiha, ikinci Bakara, 30. sayfaya giriyorsunuz, ilerliyorsunuz, karşınızda bir örnek var. Önce Rabbimiz her şeyi yaratmasından bahsediyor ama orada bir örnek veriyor. Ba'udatan, bir sivrisineği örnek veriyor. Diyor ki, müşrikler der ki kafirler, Allah bir sivrisineği örnek vermekle neyi murad etmiştir? Mustafa Bey, geçen benim kız geldi, baba salonda dedi sivrisinek var dedi. Abartısız bir saat aradık. Bulamadık bir saat boyunca. Evet, sonra tabii gene bize vazifesini yaptı. Dünyadaki en büyük istihbarat kuruluşları bile onun kadar kabiliyetli değil. Ona bu yeteneği veren kuvvet kimdir? İşte biz bir sivrisinekten başlayarak tüm kainatı yorumlamaya başladığımızda başka çare yok zaten Allah'ın bütün kudretini kabul etmekten başka. Eyvallah, eyvallah. Peki sıradaki soruyla devam edelim. Soru ya da video, artık bilmiyorum ne gelecek karşımıza. Bakalım. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Sayın Hocam. Aleyküm Selam. Hocamdan ricam, şu mübarek Tevbe suresinden küçük bir ayet okuyabilir mi? Allah razı olsun. Sizi ilgilendiriyor hocam. Tevbe suresinden bir ayet. Tevbe suresinden okuyalım. Birkaç ayet diyor. Olur, okuyalım. Kırmayalım o zaman. Olur. Hemen okuyalım yoksa biraz sonra mı? Hemen hızlı bir şekilde hemen okuyalım. Hemen o zaman okuyalım. Buyurunuz. Tamam. Sıcağı sıcağına. Muhsin Karay'ı bulmuşken şöyle biraz bu akşam terletelim. Gönlümüz ferahlasın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاء صدق الله العظيم ماشاءالله حسبي الله Kudüs'teki her şeye rağmen hasbi Allah. Allah bize yeter. Hasbi Allah. Allah bana yeter. Allah size yeter. Allah herkese zaten yeter. Zaten bu akşam hani Kadir Gecesi vesilesiyle içimizde bir heyecan vardı ama şu program başında tabii Kudüs'te yaşananlar canımızı sıktı. Evet. Hala da o can sıkıntısı devam ediyor. Muhsin kardeşimiz böyle okurken bir insanın böyle içinden bir şey geliyor. Tam böyle hani böyle ağlar gibi oluyorsunuz ya. Boğazına bir şey takılıyor. Hop, ondan sonra geri gidiyor. Rabbim bize Muhsin hocamın da hacda olduğu bir dönemde siz de Arafat'ta bulunmayı nasip etsin. İnşallah, inşallah. O zaman inşallah. Var ya ne muhteşem olur. İnşallah. Çok güzel bir dua. Allah razı olsun. Değil mi?
bir izleyicimiz de diyor ki bu ne güzel bir program. Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler beğendiyseniz ne mutlu bize. Fetih suresini okursanız Filistinli kardeşlerimize demişiz ama biz girişte zaten onunla başladık. Evet. Hani onu da belirtelim. Şimdi yeni açanlar olabilir, görmeyenler olabilir. Biz zaten girişte Filistinli kardeşlerimizi de andık. Onlara hem dua ettik hem de Kur'an okuduk. İlerleyen dakikalarda belki bir daha. Evet. Allah dağınıklığımızı toparlasın. İnşallah onlara da Allah kolaylık versin. Çok zor bir gece geçiriyorlar. Evet efendim, sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Selamun aleyküm hocam. Ben hafızlığımı çok şükür bitirdim. Belgemi de aldım. Ama ben 8. sınıf öğrenciyim ve inşallah LGS'ye gideceğim. Ben liseye gideceğim. Aynı zamanda hem Kur'an tekrar etmek hem de LGS'ye çalışmak çok zor oluyor. Müftülüğe gittik, tüm hocalarla konuştuk ve hiçbir hoca beni yani kursa kabul etmiyor virüs nedeniyle. Ne yapabilirim evde? Nasıl yürütebilirim hafızlığımı? Siz cevap vermek ister misiniz hocam? Sağ olasınız buyurun. Evet hocam. Güzel kızım, gözlerinden öpüyorum. Allah seni muhafaza bu etsin. Bu aslında hocam, bu benim iki haftadır üzerinde durduğum Muhsin kardeşimize de söyledim. Evet. Çok önemli bir konu. Hafızlık sanki böyle zor, imkansız ve biraz da böyle sıkıcı bir şeymiş gibi ve zorlukları da olan bir şeymiş gibi yansıtınca gençler farklı algılıyor. Hiç öyle değil. Al sana hafız, al sana hafız. Al. İşte, bugün ülkede bugün de değil mi hocaya getirdim. Mesela o ben çok gıpta ettim. Yani maşallah. Hafız dediğiniz zaman. Hasede illa fisneteyni diyorlar. Sorry. Ancak iki kişiye haset edilir. Yani 200 sayfa edilir. Sonrasını biz çevirene kadar hafız okudu bugün. Yani çok müthişti. Hocam buyurun siz. Güzel kızım, gözlerinden öpüyorum. Allah seni muhafaza etsin. Benim büyük kızım Rümeysam da senin gibi LGS'ye hazırlanıyor. Maalesef içinde bulunmuş olduğumuz sınav sistemi çocukların zihnini çok bulandırıyor. Hocam, bu arada bu hastaneden gelen bir görüntüymüş. Rabbim şifa versin. Buradaki ablamızla kızımıza, hangisi kardeşimiz hastaysa. Eyvallah. Rabbim sizinle beraber tüm hastalarımızın tedavilerini şifaya çevirsin. Dertlerini devaya çevirsin. Gayretlerinizi bir anda edaya çevirsin. En kısa zamanda hastaneden kurtulup evinize varıp şükür secdesi yapmayı size nasip etsin İnşallah kardeşlerim. Abi. İnşallah bunları atlatacaksınız. Ümit var olun. Hangi hastalıktan hastanedeyseniz bilmiyoruz ama Rabbim o sıkıntıyı üzerinizden bir anda şöyle tereyağından kıl çeker gibi alsın üzerinizden. Evet. Güzel kızım, benim büyük kızım Rümeysa da senin gibi LGS sınavına çalışmaya gayret ediyor. Psikolojik olarak çok yıpratıyor sistem onları, farkındayım. Ama şunu düşün güzel kızım. LGS sınavını bu sene kazanamazsan seneye girersin. Ya da bir şekilde onun ötesinde bir alternatif çalışma yapabilirsin. Ama elde ettiğin o muhteşem hafızlık, hele bir de belgeni de almışsın. Onu bir daha kolay elde etmek zor olabilir, fırsat bulamayabilirsin. İkisini bir arada götürebilmek için müftülükler şu anda senin güzel canına zarar gelmesin diye kabul edemiyorlardır. Online olarak eğitim veren bir sürü hocamız var. Mesela özel ders verenler de var. Özel ders haricinde özel Kur'an eğitimi veren de var. Kendini planlı güzel kızım. Plansız hayat insanı zorlar ve yorar. Hem hafızlığın için bir programın olsun. Mesela 2 günde bir A hocayla online olarak hafızlığımı tazelemeye devam edeceğim. De, her günde A hocadan özel dersi online alacağım de. Güzel kızım, programını yaparsan çok yıpranmazsın. Bu hoca amcan nelerle nelerle uğraşıyor. Vakti planladığın zaman su gibi akıyor ve geçiyor. Tabii. İnşallah inanıyorum ki o senin tevazu dolu, ekrana, kameraya bile bakmayan, önüne bakan, edepli bakışı barındıran güzel imanının vesilesiyle Allah sana ikisini de yapmayı nasip edecek. Yıllar sonra birisi bizi arayacak. Hocam, Mustafa Bey hatırlıyor musunuz? 2021 yılında size bir çocuk video göndermişti. Hem hafızdı hem okumaya çalışıyordu. İşte o benim. Hem üniversitede profesörüm hem de hafızım diyeceksin. Biz de seninle gurur duyacağız inşallah. Aynen. Biz o yeter. Bir şey eklemek isterim lütfen, eğer müsaadeniz olursa. Tabii tabii hocam. Geçenlerde bir Kayseri'de bir araç tamiriyle alakalı bir yere uğradım. Oraya uğrarken şöyle 10 yaşında bir çocuk gördüm. Baktım o da ustasına yardım ediyor, çalışıyor falan. Tabii usta bizi tanıyor. Usta hocam hoş geldin falan dedi vesaire. İlgi alaka. Evet. Ondan sonra çocuk da hocam ben de sizi işte televizyondan izledim, yarışmaları da gördüm falan dedi. Ama dedi, şimdi bir isim de almış olalım. Osman Hoca dedi, ben çok severim dedi. Ona dedi, o kadar mesaj attım bana bir türlü cevap vermedi dedi. Osman? Bostancı kardeşimiz. Geçen konumuz. Evet. Ben de aldım elime telefonu, hemen Osman'a görüntülü aradım WhatsApp'ta. Ondan sonra şey yaptım.
Osman dedim burada bir kardeşimiz var, seninle görüşmek istiyor falan. Çocuk acayip şaşırdı. Çocuk ondan sonra işten çıkmış. Orada tabii sevinç falan, gözyaşı. Çocuk oradan sonra işten çıkmış. Aradan tabii herhalde bir yıla yakın zaman geçmiş. Çocuk gitmiş kendisini bir hafızı kursuna yazdırmış. Ve şu anda hafızını ikmal etmek üzere. Sadece bir dokunuş, bak, ufak bir dokunuş. Osman hocam görüyor musun? Bak bir tane mesaja cevap vermesi. Ondan haberi yok ama Osman'ın bu arada. Haberi yok mu? O da görmemişti değil mi? İnşallah. Allah sizden razı olsun güzel sizden hocam. De keyifli. Bakın bir dokunuşla hocam, benim kızım şu anda ekrandaki küçük 3 numara. Maria Zehra. Maşallah. Allah hepimizin evlatlarını bağışlasın. Ona da dua edin. Baba bana dua edin deyip kapıyı açmasın sonra. Allah senin ömrünü de güzel etsin canım kızım benim. Eyvallah. Şimdi hocam bir de hemen yazılı olarak gelen sorulardan alayım. Oradan da birkaç tane okuyayım. Önemli bir soru aslında. Pozitifim. Yani Covid pozitif. Cami evime yakın. Ses geliyor. Evde oturup riayet ederek cumayı kılmış oldum bugün. Malum benim durumumda olanlar vardır. Aydınlatabilir misiniz bu konuda rica etsem? Şimdi imamla cemaat arasında mekan birlikteliğinin olması esastır cemaatle namaz için. Eğer cami ön tarafta, evde onun arkasındaysa ya da evle cami arasında başka binalar olsa dahi ses geliyor ve aradan yol gibi, nehir gibi bir boşluk yoksa namazı geçerlidir. Ama farz edelim karşı sokakta ev, bu sokakta cami ise arada yol olduğu için geçersiz olur. Bir mekansal bütünlük mü olacak? Mekansal bütünlük. Evet. Mesela bize bazen derler ya, hocam cep telefonundan canlı yayın aç Kabe'de, biz de sana uyalım diye. Olmuyor. Neden? Mekan birlikteliği lazım. Mekan birlikteliği varsa cemaatle namazı makbuldür. Farz edelim böyle değilse üzülmeyin. Allah Azze ve Celle size imtihan ettiyse ecrinizi zayi etmek için değil. Bazen bir şey niyetlenirsiniz Mustafa Bey ama bir müftezel hastalık size isabet eder, yapamazsınız. İnnemel a'malu bin niyet. Ameller niyetlere göre değer kazanır. İnşallah farz edelim yapamadıysanız bile üzülmeyin ama siz arada sokak var ve buna rağmen cumayı kıldıysanız geçersiz olduğu için öğle namazını eda etmeniz icap eder. Böyleyse. Evet. Yok arkasında ve arada yol yok diyorsanız zaten geçerlidir. Allah kabul etsin ve tezinden şifanızı versin. Amin. Gene namazla ilgili bir soru alayım. Yazılı gelen sorulardan bir tanesi. Hocam diyor, namaz kılarken aklıma namaz dışında şeyler geliyor ve namazı yanlış kılabiliyorum. Bunların önüne geçmek için ne yapmamız gerekir? Diyarbakır'dan da selam göndermiş. Aleyküm selam efendim. Biz de Diyarbakır'a selam gönderiyoruz. Hazreti Halid bin Velid'in evladı Süleyman Hazretleri başta olmak üzere bütün büyüklerimizi hayırlı yad ediyoruz. Rabbim namazınıza huşu versin. Sağzubillah. Kad eflahel mu'minun ellezinehum fi salatihim haşi'un. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Müminler kurtuluşa ermiştirler ki onlar namazlarında bir huşu ve aşk içindedirler. Onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Boş şeylerden yüz çevirmek namazda huşuya vesile olur. İman eden kamil bir mümin olmak vesveseleri def eder. Şeytan sizi boş bırakmaz. Nefis sizi boş bırakmaz. Ve sürekli vesvese verir. Nas suresinde biz neyden sığınıyoruz? Minel cinneti ve nas. İnsan ve cinlerin vesveselerinden Allah'a sığınıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin huzurunda olduğumuzu bilerek, okuduğumuz 3-5 ayetçik bile olsa, ne dediğimizi bilerek Allah'ın huzurunda olursak, vesveseleri def etmiş oluruz. İnşallah. Ama vesvese var diye namazı bırakmayalım. Rekatları karıştırıyorum diye namazı bırakmayalım. Şimdi bir kuyruktayız. Büyük bir izdiham var. İndirimli bir mağazanın girişindeyiz. Çok kalabalıkmış yahu deyip geri mi dönüyoruz? Yoksa hayır ben o indirimi alacağım deyip zorluyor muyuz? Her namazda Allah'ın huzurundayız. Zahiren ve batinen temizleniyoruz. Sizin evinizin önünden sürekli akan bir nehir olsa ve günde 5 vakit o nehirde yıkansanız kir kalır mı diyor Allah Resulü? Evet. Kalmaz diyorlar. İşte namaz bunun gibidir. O yüzden kardeşimiz vesveseyle mücadeleye devam etsin ve o vesveseyle mücadelesi boyunca alacağı ecirleri de ihmal etmesin, unutmasın. Ben bilmezdim. Geçen gün Nevzat Tarhan Hoca'nın bir videosunu izledim. Gerçekten bu namaz ve abdestle ilgili vesveseye sahip olanlar çokmuş. Ama bunun önüne de çok kolay geçilebiliyormuş. YouTube'dan açıp izleyebilirsiniz Nevzat Tarhan Hoca'yı.
O çünkü çok önemli bir şeye de vurgu yapıyor. Önemli. Bir yerden sonra hastalık oluyor, psikolojik tabii, bir tabii. rahatsızlık da oluyor. Şimdi fıkhi meseleleri Mustafa Beyciğim, fıkhı Allah'a kulluk etmede bize Peygamberimiz kanalıyla ulaşmış olan usuldür. Bu usulü ibadetin temel maksadı algılamaya başlarsak vesveseler bizi işgal eder. Acaba istibra oldu mu? Acaba isnişak oldu mu? Acaba mazmaz oldu mu? Acaba sonra şu oldu mu? Acaba bu oldu mu derken Rabbimin abdestin huzurunda bulunmanın oldu, şerefini unutur. Oldu. O oldu mu? Bu oldu mu? Takılırım. Bunlarsız olmaz. Ama bunlar işin temel amacı değildir. Eyvallah. Evet, sıradaki videolu sorumuzu o zaman alalım arkadaşlar. Hocam iyi akşamlar, hayırlı sabahlar. Hocam benim kardeşim çalışmıyor. 4 tane çocuğu var. Benim fitrelerim ona geçerli olur. Teşekkürler, sağ olun, inşallah. Evet, hızlıca bir cevap. Öncelikle verelim. Abimiz, Rabbimiz sizi korusun. Kalbinizdeki kardeş merhameti sebebiyle de Allah size merhamet etsin. Kardeşinize de ve kardeşiniz durumunda olan şu anda işsizlik problemi yaşayan tüm kardeşlerimize de manevi buhranlara düşmeden helal rızık kapılarını açsın. Devletimize güç, devlet kurumlarımıza da bunlara sahip çıkabilecek basiret ihsan eylesin. Kişi kardeşine zekat ve fitre verebilir. Tevbe suresinin 60. ayetinde. Estağfirullah. İnneme sadakatu lil fukarai vel mesakin vel amilina aleyha ila ahiril aya. Fakirlere ve miskinlere zekat verilebildiği için 8 sınıfa kardeşe de verilebilir. Yeter ki maddi durumu muhtaç olsun. Yani işsizlik bir sebep değil. İşsiz olup kenarda bir ton parası olanlar var. İşsizlik artı fakirlik varsa, miskinlik varsa, yani ihtiyaç sahibi olmak esastır. Bununla beraber kardeşinize verebilirsiniz. Akrabayı gözettiğiniz için de daha fazla ecir alırsınız. Çünkü hayır önce yakından başlar. Çok ilginç bir sözle bitireyim. Peygamberimiz diyor ki, Allah'ın elçisi Cebrail bana komşu hakkından o kadar çok bahsetti ki, Allah'ın komşuyu komşuya varis kılacağından endişe ettim diyor. Ve sonra komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor. Önce yakından başlıyoruz Mustafa Bey. Evet. Önce yakından başlayarak o dalgayı çoğaltıyoruz. Allah'ın rızası işte bunda saklı. Eyvallah, eyvallah. Şimdi yine program öncesi bir pazarlık yaptıydık ya. Efendim Yusuf suresi okuyalım mı okumayalım mı diye. Evet. O zaman Yusuf suresiyle ilgili istek de geliyor. Evet. Bir okuyalım madem öyle. Okuyalım. Benim özel isteğimdi. Ben de onu istiyorum değerli hocamdan. Çünkü yani, videosuna ben baktım Instagram hesabından. Güzel hocam çok güzel tilafet buyurmuş. Eyvallah, eyvallah. Ama okuması zordur. İnşallah hocamızı böyle yormuyoruzdur. Estağfurullah. Eyvallah. Buyurunuz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii bu okumuş olduğum ayeti kerimeyi izleyicilerimiz hani direkt olarak ayete girmemizden belki bu işe vakıf olmayanlar vardır. Malumunuz Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın bir şey var, dizisi var. Evet. Orada hemen filmin başında işte okunur o ayeti kerime. Okuyan da İranlı bir hafız Kerim Mansuri. Onun taklidini yapmış hocam, olacağız. Hocam yeri gelmişken dublajı Adnan Hoca'yı mı yaptırıyorsunuz diyenler. Hala geliyor sorular biliyor musunuz? Bugün bana? Gene geldi. Kaç tane şey vardı ya Adnan Hoca mı o diye. Siz misiniz hocam o? O ben değilim ama olsa bedavadan yapardım hocam yani. Hocam şimdi Kur'an'ı okuyacak olan yani taklit edecek olan burada. Dublaj da burada tamam. Dublajı zaten devam edelim böyle. Kanaldayız zaten. O zaman şöyle başlıyoruz. Akhenaton, Allah'a kulluk et ve başkasına kulluk etme diyelim. Hocam. Çok iyi. Peki hocam buyurunuz. Allah bilir mi şeyde. İn kâle Yusufu Neler var Mustafa Bey? Biz onları görmüyoruz. Yani Kerim Mansuri ulaşırsa birisi ona selam olsun. Hocamı dinleseydi onu taklit ederdi yani. Değil mi? Bak ne cevherler var bizde. Ama inşallah Diyanet İşleri Başkanlığımız başta olmak üzere
devlet kurumlarımız, Muhsin Hocam gibi, Osman Hoca'dan bahsettik, Osman Hocam gibi genç kardeşlerimize hak ettikleri ve olması gereken alakayı bahşederler ve onlar da gençlerimizin aradığı örnek kimlikler olarak daha çok ön planda olurlar inşallah. Eyvallah. Ya bu şu İnşirah suresiyle ilgili de çok istek gelmiş. Bir İnşirah suresini de okusak mı ya? Sanki Mustafa Bey ben, kendi isteklerini başkası göndermiş gibi. Bana da öyle geliyor. Ben direkt hemen söyleyebilirim. Bu hem Twitter'da gördüm hem biraz önce WhatsApp'ta da görmüştüm İnşirah suresini okuyabilir miyiz diye. Okuyalım ya. Güzel olur. Allah razı olsun. Biraz sonra şey yapacağız. Bir tek nefes sürprizimiz olacak. Öyle mi? Onu isteyeceğiz. Onu son dilime bıraktım. İnşirah suresini hocamın okuduğu gibi okumaya çalışayım. Hocamı taklit edeyim. Estağfurullah hocam. Kürdi makamında. Hadi bakalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Maşallah, maşallah. Bu akşam bizi ağlatıracaksınız Mustafa Bey. Mustafa Bey'in ağlamak, hedefi bu akşam bizi ağlatmak. Garanti. Ağlamak göz, değil mi? Ya, ya. Zarardadır. Diyor hocam. Ya ayette, siz diyor çok gülüyorsunuz ama ağlamayı ihmal ediyorsunuz. Ya. Kalpler yumuşadığı zaman gözlerin yaş akar. Allah Azze ve Celle kitabıyla kalbin yumuşatan bahtiyarlardan olmayı nasip eylesin. Amin, amin. Şimdi benim de bir sorum var. Madem öyle ben de hazır bulmuşken soruyu sorayım. Çok geliyor çünkü bu soru. Kadir gecesine özel bir ibadet var mıdır? Sevgili Peygamberimiz, kıymetli Sultanımız Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den Kadir gecesiyle alakalı özel bir ibadet yok. Ramazan'ın son 10 gecesinin tekli gecelerinde aramamızı ilk başta ifade ederken Hazreti Ayşe annemiz gibi Allah Resulü'nün her halini takip eden büyüklerimiz bakıyorlar ki Allah Resulü son günde itikafta hep ibadet halinde. Cebrail Aleyhisselam'la mukabele yapıyor ama 27. gecede bir artış var böyle. Bunun üzerine diyorlar ki 27. gece olsa gerektir ve 27. gece ümmetin ittifakla tercih ettiği gece oluyor. Hazreti Ayşe annemiz geceyi keşfetti ve diyor ki sonra tüy almaya kalkıyor. Ey Allah'ın Resulü, ben o güne erişirsem nasıl dua edeyim? Diyor ki Efendimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ayşe, eğer o güne erişirsen şöyle de, Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'fu anni. Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle. Demek ki sahih kaynaklarımızda o geceyle alakalı bileceğimiz kesin söz bu tesbihata, bu zikri yapmak. Peki biz ne yaparız? Eğer o sure ki 97. sure Kadir suresinde sabaha kadar hiye hatta medla'il fecr sabah vaktine kadar esenlik varsa, rahmet sürekli sağanak yağmurlar gibi yağıyorsa bana ne yapmak düşer? Elime alırım tepsiyi, düşenlerin hepsinden faydalanmaya kalkarım. Yarın için kişilere tavsiye edeceğimiz önce iki rekat bir tövbe namazı kılmaları yönünde olur. Bir kimse günahından sonra Allah'a yönelip iki rekat tövbe namazı kılarsa ona şahit eder diyor. İki rekat tövbe namazında niyet ettim Allah'ım senin için tövbe namazı kılmaya der. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra Kafirun'u, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas suresini okur. Sonra ellerini açar. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halakteni ve ana abduk. Rabbim beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Senden başka ilah yoktur. Beni bağışla. Ben sana verdiğim sözün ardınca durmaya çalışıyorum diye dua eder. Tövbesinden sonra varsa kaza namazları onlara Bismillah der. Ve daha önemli varsa yaptığı büyük günahlar فَجْتَنِبُوا كَبَائِرْ büyüklerden sakınacaksınız ki Allah küçüklerini örsün. Günahlarına tövbe eder. Ama nasıl tövbe? Allah'ım bir daha yapmayacağım ya.
bir daha yapmayacağım. Öyle bir vazgeçiyorum ki. Eyvallah. Ya eyyühellezine amenû tûbû ilallâhi tevbeten nasûhâ. Ey iman edenler, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki, nasuh tövbesi, bir daha dönmemecesine tövbe edin. Öyle bir tövbe edeceğiz ki, iblis gibi şeytan değil, Adem gibi adam olacağız. Yarın böyle yaparsak, Kur'an indiği geceyi 1000 aydan hayırlı kıldığı gibi, benim hayatımı da 83 yıla tekabül eden bir kurtuluşa sebebiyet verecektir. İnşallah. Babamın da bir sorusu var. Onu da sorayım, 60 para. Babanız mı? Evet. Ellerinden Kadir, öpüyoruz. Kadir gecesi son 10 günün tek gecelerinde her yıl farklı bir gecede midir? Hazır mevzusu açılmışken soralım. Öyledir, neden? Yok, yes'elûneke anil ehille. Sana hilalleri soruyorlar. Biz ibadetlerimizi hangi takvime göre yaparız? Güneş takvimine göre değil, ay takvimine, kameri takvime göre yaparız. Güneş takvimi kaç gündür? 365. Ay takvimi kaç gündür? 355. Nasreddin Hoca merhumun dediği gibi, Ramazan bizi çok sever, o yüzden her sene 10 gün geri gelir. Aslında biz, eğer ömrümüz Allah uzun ederse, ömrümüzün her gününde oruç tutmuş oluyoruz. Evet. Ve aslında Kadir gecesini de ömrümüzün her gününde bir nevi yaşamış oluyoruz. Bu zamanla beraber kayıyor ve değişiyor. Miladi takvimde zamanlar değişir. Burada asıl olan şey nedir? Bizim tüm samimiyetimizle bunu bulmaya gayret etmemiz. Rabbimiz o kadar cömertlik sahibidir ki, Adnan tüm aciz ve cahilliğiyle Mustafa Bey'in çevresinde döner dolaşır da Mustafa Bey merhamet edip bir bardak suyu Adnan'a lütfetmez mi? Sen rıza kapısında aman Allah'ım dersen o alemler sultanı buyur kulum demez mi? Ya. Mevzu bu ya. Öyle mevzu olunca bir de bana da haber veriyor. Udu'u Rabbukum, Rabbinize dua edin, tadarru'an ve hufya, gizli ve açıktan. Her fırsatta ona yönelin diyor. İnnallâhe yuhibbu't-tevvâbîn ve yuhibbu'l-mutetahhirîn. Allah tövbe edenleri çok sever. Bir de her açıdan temizlenenleri çok sever. Allah'ın sevdiklerinden olma fırsatı var. Kollamak lazım. Benim şimdi hafif gülümseyerek, tebessüm ederek dinlememin altında da tabii bir neden yatıyor. Madem Kadir gecesinden devam ediyoruz, o zaman bir Kadir, değil suresi. Mi? Kadir suresi. Benim gönlüme de düşmüştü de. Bu gecenin ruhuna da uygun. Bugün benim iki tane özel isteğim. Bu akşam geleceğim benim özel isteğim. Hep özel isteklerimi söylüyoruz. Sağ olsun. Şimdi Kadir gecesi zaten konuşmuştuk. Yani Kadir, evet. Suresini bir dinleriz. Hı hı. Ama ben Alak suresini de çok severim. Çok dinlediğim zaman da hani Kur'an'ın ilk inen ayetleri olduğu için, Kadir gecesi de indiği için, hı hı, bizde ayrı bir yeri vardır. Orada bir şeyi de söyleyelim izleyicilerimize. Hı hı. Sonunda secde ayeti olduğu için genel şeyde pek okunmaz hani. Yani. İlk 5 ayetini onun ardından veya önünden nasıl isterseniz. Zaten inen de ilk 5 ayetidir. İlk ayet olarak. Aynen. Onları bir alalım. Şöyle Kadir gecesinin de feyzinden yararlanalım o zaman. Orada az önce ifade ettiğiniz hani bu kişinin aşk ile, muhabbet ile Allah-u Teala'ya dönmesi falan, o Süleyman Çelebi'nin şu sözleri hatırıma geldi. Ve hayatımız boyunca da serlevha edilmesi gerektiğini acizane düşünüyorum. Orada hani şey buyurur ya, bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah, misli kazan gibi. Ya. Yani dediğiniz gibi hakikaten bir defa Allah demek, aşk ile demek, birçok şeyden eftal olduğunu biz biliyoruz Rabbimizin, çünkü elhamdülillah ve rahmet kapısı sonsuza kadar açık. Hocam sonuna buyurdunuz kadar. Ya, ben şimdi İkrime bin Ebu Cehil olsam, hı hı, hayatım boyunca Peygamber aleyhisselamla savaşan bir haşa müşrik olsam, Peygamber aleyhisselam bana ne diyor? Şu ayeti okuyor. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Hocam, Ebu Cehil'in İkrime, oğlu İkrime, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyebiliyor. Hazreti Hamza'yı şehit etmiş olan Vahşi, onun rahmetinden ümit kesmeyebiliyor. Mekke'nin fethi günü bile çarpışan ve savaşan Süheyl bin Amr kesmeyebiliyor. Dine girip çıkıp duran
Üyeyne bin Hısın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyebiliyor. Hatta iblisin bile Allah'ın rahmetinden hala ümit kesmediği ve güneş doğudan değil de batıdan doğmaya başlayacağın tövbe edeceğini beklediğini biliyoruz. Öyleyken Adnan Allah'ın rahmetinden nasıl ümit kessin? Nebbi ibadî enni enel gafurur rahîm. Kullarıma haber ver. Ben çok bağışlayacağım. Özür dilerim hocam. O zaman Alak suresi ile Kadir suresini birleştirelim mi? Aynen. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İqra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alaq. İqra'a rabbukel ekramul lezî alleme bil kalem. Maşallah, maşallah. Çok güzel bir efendim Kadir gecesi yaşayacağız bu sayede. Ya hocam böyle okusun, sabahlar olmasın derler ya, sabaha kadar gideriz böyle. Bence hocam da böyle konuşsun, ben de sabaha kadar gideriyorum. Hocam çok güzel konuşuyor. Değil tane mi? Tane. Eyvallah. Hocam, bu arada hemen izleyicilerimizle paylaşalım. Belki yeni açanlar vardır. Programımızın başını eğer kaçırdıysanız ya da tekrar izlemek istiyorsanız bugün akşam bir daha tekrarı var. Program bittikten sonra bir saat sonra tekrarını izleyebilirsiniz. Evet, video sorularla devam edelim efendim. Sorularımız birikmiş. Merhaba hocam. Ben Sivas'ta Emir. Size bir sorum olacaktı. Acaba bir kişi çocukken ölürse cennete mi, cehenneme mi gideceği nasıl belirlenir? Güzel evladım, Allah seni bağışlasın, ömrün güzel olsun. Annenlerden yana senin de annenlerden yana hiç kederin olmasın. Allah dünyanın her yerinde bulunan tüm yavrucukları korusun. Kim ve hangi inançta olursa olsun bütün yavrucaklar bize göre İslam fıtratındadır değerli oğulcuğum. Bu sebeple Allah hiçbirinizin kederini göstermesin ama sorduğun için arz ediyorum. Olur da bir yavrucağımız hangi dinden kişinin çocuğu olursa olsun vefat ederse o çocuk bizim için cennetliktir.
Rabbimiz Tebareke ve Teala onlar henüz sorumlu olmadan vefat ettiği için onları cennetlere götürür. İnşallah Rabbim sizi cennete çocuk olduğu için vefat edenlerden değil, bol uzun ömürle, bol amellerle, bol güzelliklerle, hayırlarla cennete ulaşanlardan eylesin güzel amin. Evlatçığım. Amin, amin. Hemen sıradakini alalım arkadaşlar. Ramazan'ı mübarek olsun. Bunlar benim komşu Allah kızlar galiba. Ramazan'ı mübarek olsun. İtikaf çadırı falan. İtikaf çadırıymış bu. Biraz içeriği azıcık arttıralım arkadaşlar. İtikaf. İtikaf çadırı mı? Evet, itikaf çadırıymış. Tabii. Çok güzel. Hadi sıradakiyle devam edelim o zaman. İtikaf biliyorsunuz, onu da söyleyelim. Ramazan'ın son 10 gününde evet. Peygamberimizin camide kendini ibadete verdiği dönemdir. Biz evlerde de şu anda yapabilecek durumdayız. Eyvallah. Yeğenlerimizin de gözlerinden öpüyorum. Ömürleri, bahtları güzel olsun. Eyvallah. Maşallah. Onlara bunu yaptıran ailesini de tebrik ediyorum. Evet. Eyvallah. Buyurunuz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek ismik ve Teala ceddik ve la ilahe gayrık. Olsun, duymadık onu. Duymadık, evet. Çok doğru. Güzel. Maşallah çok kızım, sana da 100 veriyoruz. 100 sana da 100 puan veriyoruz. 100 puanını aldı. Hadi devam edelim. Ömrün güzel olsun güzel evladım. Gözlerinden öper hocam canım. Eyvallah. Anladım devam hocam. Ediyoruz. İyi akşamlar hocam. Ramazan ayında abdest alırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Evet, bu çok... bunu ben şeyde sormuştum. Biraz evet. önce iftardan önce sorduydum. Ben de Adnan Hoca olmadığımı söyledim. Aynen. Adnan Hoca değilim ama diye başladı. Estağfurullah. Hocam tenezzül bahşetmişler. Yoksa biz burada sadece gevezelik yapıyoruz. Ayet-i kerimede de ne buyuruyordu? Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ile salâtı fâhsulû vücûhekum ve eydeyekum ilel merâfiq ilâ âhiril âyâ. Abdest alacaksınız. Namaza kalktığınız zaman kollarınızı yıkayacaksınız. Yüzünüzü yıkayacaksınız. Mescidip ayaklarınızı yıkayacaksınız. Kâbe'in diyor. Ayak topuklarına kadar. Burada bizi dikkatimizi celbeden şey ne? Abdest alırken ağzımıza su veriyoruz. Evet, burnumuza su veriyoruz ama bu zaten farz asıl, değil. Asıl soru o işte şey var mı? Yani orucu sakatlamayalım. İşte arz ettiğim gibi bunlar namazın abdestin farzı değil. Hmm. Abdestin farzı 4 ayetten ediyor. İzâ kumtum lâ salâti fâksûlû vücûhekum. Abdestin farz olmadığı için, sünnet olduğu için yine ihmal etmiyoruz ama mübalağa etmiyoruz. Ben buna bir şey daha ekleyeyim. Gusül abdesti almak icap etti. Ya da gusül abdestine gerek yok. Herkes evinde değil ki. İşinde, inşaatında çalışanlar var. Dikkatimizden kaçan kuryeler var. Yemekler getirip götüren. Kargo personelleri var. Gündüz çalışıyor. Ter içinde kalmış. 2 dakika eve gitti, duş alacak. Nasıl olacak? Hı hı. Ağzına burnuna mübalağa yapmadan su verecek. Hafifçe. Bunu söylediği için abimize, Ramazan abimiz de o. Tanıyorum Ramazan abiyi. Evet. Allah evladıyla beraber ömrünü güzel eylesin. Bizim kara gümrüğün güzel esnafından amin. Ramazan abimiz. Eyvallah. Bu arada bizi izliyormuş şimdi Kudüs arkadaşımız Muhsin. Kim? Muhsin Karay'la İdris kardeş. Selam sevgili olsun. Dostumuz İdris kardeşim. Babası da Ekrem kardeş. Amcamız da bizi izliyormuş. Ellerinizden öperiz. Size de çok selam var. Her ikinize de. Selam. Biz de o selamı aldık efendim. Başımızla beraber. Şimdi kısa bir aramız daha var. Son ara. O aranın ardından sürpriz demiştim ya. Bir tek nefesini deneyeceğiz Muhsin Karan'ın. Yani bu akşam dönüşte. Hocamız sağlıkla afiyetle hele bir... Eyvallah. Bu akşam atlatırsa tamam değil mi? Tek nefeste bir kısa bir sure okuyacak. Onu dinleyeceğiz inşallah. Kısa bir aranın ardından beraberiz. Maşallah hocam. Bir de hocam sizin zatenizin bestesi değil mi? Evet. Maşallah çok ya güzel. Ne güzel değil mi? Ne muhteşem yetenekler maşallah. Yani işte bizim topraklardan da çıkıyor. Şimdi isim vermeyeceğim de hani severiz onları da ama bizim topraklardan da çıkıyor ilahi şey yani. İllaki Elazığlı Ahmet Aktaş abi vardı. Var böyle çok sever sizin yaptığınız gibi takılmayı Allah selamet versin ona da. Eyvallah. Hemen o zaman sıradaki sorularla devam edelim efendim. Hızlı hızlı gitmemiz lazım. Buyurunuz. Evet, hızlandıralım bakalım. Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyake na'budu ve iyyake nestaîn İhdinas sıratal mustakîm Sıratal lezîne el'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim Amin. 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 Güzel bir prenses. Seni öpüyoruz. Eyvallah. Hocam can gözlerinden öpsün seni güzel eyvallah. Kızı. Eyvallah. Devam edelim.
Hocam iyi akşamlar. Benim size sorum, kripto ve Bitcoin'den kazanılan paralarla fitre, zekat ve sadaka verilebilir mi? Hatta önümüzdeki iki ay sonra gelecek kurban bayramında da kurban kesilebilir mi? Caiz midir diye. Evet. Hocam. Allah ömrünüzü güzel etsin. Bir gün önce değerli dostum Cenk Yerlikaya abiyle bu konuyu bir saatten fazla konuştuk. Eyvallah. Olay şöyle, Bitcoin ya da kripto paraların hepsi birçok konuda kapalılık barındırdığı için caiz olmadığı hükmünü paylaşıyoruz. Dikkat buyurun, haram değil. Caiz olmadığını ifade ediyoruz. Bu kapalılıklar, yani paraların arkasında onu temin edecek, güvence verecek bir kurum, kuruluş olana kadar bu böyle devam edecek. Caiz olmadığı için onunla beraber zekat, fitre, sadaka da verilemez. Şu anda kurban da kesilemez ama yarın bizi ne karşılar bilemiyoruz. O bahsettiğimiz açıklar kapanırsa normal gündelik hayattaki para gibi kullanılır. Eyvallah. Buyurunuz, devam edelim efendim sıradaki sorumuzda. Rabbim malınızı bereketlendirsin. Şamlar hocam. Allah neye benziyor? Allah neye benziyor? Güzel evladım, senin güzel gözlerini yaratan, senin o tatlı dillerini halk eden, sana şöyle güzel güzel saçlar veren, tatlı tatlı işitesin diye kulaklar veren, aynaya baktığında sana böyle güzel güzel yaratan Allah'ı şöyle düşün. Seni güzel yaratan ne kadar da güzeldir değil mi? İnşallah Rabbim nasip eder. Öyle güzel bir hayat yaşarsın, cennete girersin. Beni böyle dürtersin. Hocam, hocam dersin. Bak, Rabbimizi göreceğiz cennette dersin. Beraber Rabbimizi cennette görürüz inşallah. Sadece sen şunu bil. Seni bu kadar güzel yaratan ne kadar güzeldir. Eyvallah. Hemen sıradakini alalım. Güzel evladım benim. Hayırlı akşamlar. Musul hocama çok selam. Severek dinliyoruz kendisini. Allah daima iyi yolda olmayı nasip etsin. Benim sorum şöyle olacak. Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya atılan bombalar varken Kur'an-ı Kerim'de bir sürü savaş ayeti var. 246 olsun, 190 olsun. Allah yolunda biz niye savaşmıyoruz onlarla peki? Neden savaşmak için onların hamlesini bekliyoruz? Niye koruyamıyoruz? Benim sorum bu. Eyvallah. Bedir'de de evet, gönlümüzü sarsan bir ifadeyi bahşettiniz. Bu bizim ümmet olarak ortak yaramız. Muhammed'in ordusu diye İslam İşbirliği Teşkilatı'na bulunan ülkelerin oluşturduğu bir ordunun gövde gösterisi yapılalı üzerinden birkaç ay geçti ki ülkeler birbirlerine siyasi çıkarlar sebebiyle girdi. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz ne güzel buyuruyordu. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp ayrılmayın. Eğer ayrılırsanız güçsüz kalırsınız, düşmanlarınızın avucuna düşersiniz. Ümmeti ne zaman daldı, taat, makam, liderlik sevdasına girdi, o zaman hep bölündük. Selçuklu'da böyle bölündük, Memlüklülerde böyle bölündük, Abbasilerde böyle bölündük, 100 yıl önce Osmanlı döneminde de böyle bölündük. Bugün de bunu yaşıyoruz. Yeraltı zenginlikleri bizde. Maddi olarak, banknot olarak para gücü bizde. Genç nüfus da bizde. Ama hırs ve ihtiras da bizde. Bunları aşamadığımız için maalesef imtihandayız. Peki biz ne yapacağız? Elimize gücümüzü alıp meydana mı atacağız? Hayır. Anarşi yoktur. Bunun en büyük sorumluluğu söz sahibi olanlardan başlar. Yani bu işin başında bulunan, en basit aklıma gelen D8 gibi, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi, Arap Birliği gibi, en ufak şeyde bizi kınıyor ama İsrail söz konusu olduğunda arka tarafta koltuğa yaslanıp uyuyorlarsa en büyük sorumlu onlar. Aynen. Ondan sonra sorumlu yavaş yavaş bize geliyor. Biz ne yapacağız? Bir, önce kendi masamızı temizleyeceğiz. Suriye'de, arka sokaklarda bir marangoz var. Hızlıca geçmeye çalışayım. Marangoz bir tane minber yapıyor. Yaptığı minberle alakalı diyorlar ki ne kadar muhteşem bir kenküdari tarzında bir minber yapıyorsun. Bunu neresi için yapıyorsun? Kudüs, Mescid-i Aksa için yapıyorum diyor. Diyorlar ki orası Haçlıların elinde. Ben diyor marangozum, elimden sadece bu geliyor diyor. Bu halkın arasında eğiliyor. Bir tane marangoz var, meczup mudur, deli midir yoksa veli midir? Haçlıların işgali altında bulunan Kudüs'teki Mescid-i Aksa için minber yapıyor. Nurettin Mahmut Bu Zengi. Bu yayılıyor, yayılıyor, yayılıyor. Kudüs dediniz ya gitmişsiniz. Hı-hı. Nurettin Mahmut Zengi rahmetullahi teala aleyhin kulağına gidiyor. Ve diyor ki bunu ben alıp koyacağım. Nasip oluyor mu? Olmuyor ama o minberi alıyor.
vefatına yakın bir delikanlıyı çağırıyor. Selahattin Eyyubi. Suriye sokaklarında arkadaşları çelik çömlek oynarken fethi hedefleyen bir genç çocuk. Selahattin Eyyubi. Birisi Türk, birisi Kürt. Fark eder mi? Ey Selahattin diyor. Bu marangozun minberinin ihlasını sen eyvallah koyacaksın. Ve Haçlı'nın işgalinde bulunan Kudüs'ü o küçücük çocuk fethediyor. Bugün marangoz musun? Hakkıyla marangozluk yap. Kasap mısın? Hakkıyla bunu yap. Bakkal mısın? Hakkıyla yap. Fatih Sultan Mehmet, Konstantiniyye'nin üzerine yürümeden önce çarşıya gitti teptili kıyafetle. Hı-hı. Önce esnafı kontrol etti. Baktı ki esnaf Allah'tan korkuyor. Yılbaşında indirim yapıp, Ramazan'da bindirim yapan insanlarla nereye gidebilirsiniz? Aynen. Öyleyse biz düzelirsek ümmet düzelecek inşallah. Eyvallah, eyvallah. Hemen hızlıca bir cevap verelim. Ömer kardeşimden ben özellikle soru istemiştim. Selam olsun Ömer Külahçıoğlu'na. Diyor ki Kudüs'ü gezmek sevap kazandırır mı? Allah Resulü diyor ki ancak ibadet niyetiyle 3 mescide gidilir. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa. Meymune binti Haris valideciğimiz, kıymetli anneciğimiz o bunu rivayet ediyor ve diyor ki ya Resulallah peki oraya gidemezsem namaz kılmak için. O zaman oraya kandil gönder diyor. Yani uzaktayken bile sahip çık diyor. Aynen. Böyle bir müjdeye nail olmuş bir yerde adımlar boşa gider mi? Aynen. Gitmez. Gitmez. Peki sıradaki soruyu hemen alalım arkadaşlar. Video kimseyi geride gelsin bırakmayalım, hızlandıralım evet. Uzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal ladzina en'amta aleyhim. Kalbim mağdubi aleyhim ve raddallim. Amin. Muhsin Hocam size rakipler çoğalıyor bakıyorum şimdi da. Şimdi bana gelen mesajlarda da gördüğüm şey deniliyor. İşte bu videoları atan. Hocam işte bizim çocuklarımız da sizin gibi okumasını falan istiyoruz evet falan da. Acaba gelecek vaat ediyor mu etmiyor mu diye. Biz de bu şekilde okuyorduk. Buyur işte. Gelecek, biz de bu gelecek, şekilde okuyorduk. Ediyorum. Yani saatlerce camiden çıkmayarak, hocaların peşinde koşarak, bu işe merak salarak ve hakikaten yani hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın erihne ya Bilal veyahut Abdullah İbni Mesud'a işte Mesud bize Kur'an-ı Kerim oku. Hı hı. Yani şeklindeki o ifadelerinin muhatabı olmak veya bir Abdullah İbni Mesud gibi o yoldan gitmek, o yolun yolcusu olmak sürekli bizim hayatımızda bir serlevha olursa Rabbim de inşallah Teala bahşedecektir. O zaman güzel oğulcuğum, biraz önce videoyu gönderen güzel oğulcuğum, görüyorsun Bostin Hoca gibi efsane olmak için o da senin gibi başlamış. Hı hı. Güzel adım atmışsın. Hocam can gözlerinden öper. Böyle devam et. Çok güzel olacak her şey. Devam efsaneler et inşallah. Efsaneler de antrenman yapar. Eyvallah. Bak o da sloganımız oldu. Aynen. Hemen. Hemen sıradaki soruyu alalım. Şu ezan meselesine gireceğim çünkü. Buyurunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddalin. Amin. Amin. Çok güzel kısım. Hemen devam edelim arkadaşlar. Bu akşam maşallah miniklerden çok güzel ama ne güzel bakın bu saatte bile bizi izliyorlar değil mi? Hepinizin gözlerinden öperim. Bu yayını birkaç defa da böyle tekrar edersek makamlı okumalar gelecek. Makamlı da yapacağız. Hadi devam hocam edelim. Hocam talim yapıyor. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar Mustafa Yıldız Bey. Ve sayın hocalarıma iyi programlar diliyorum. Hocama bir soru sormak istiyorum. Şimdi halk arasında öğrenememiş, ibadet yapamamış ama sonunda bir şeyler düşünerekten, ibadete dönüş yapmayı düşünerekten içinden geçirse de artık işi işten geçti ümidiyle, ümitsizliğe kapararak mücadele vererek dönüşünü yapmakta tereddüt yapabilen aramızda ki insanlar için
Şimdiye kadar yapmamışsa da şimdiden sonra yaparsa derecesi ne olur? Ve yapmış olduğu ibadetlerin mükafatına nasıl kavuşabilir veya kavuşur mu? Bunu yayınlanmasını arzu ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yayınlarınızı, programınızı mutlulukla izliyoruz. Hayırlı evet. akşamlar. Değerli abimiz, çok teşekkür ediyoruz hassasiyetiniz için. Rabbimiz sizi de bizi de bağışlasın. Biraz önce arz ettiğim örneklerdekiler kadar günah işlediğimizi sanmıyorum. Bununla beraber günahlarımızı da küçümsemiyorum. Hangi günahın bizi batıracağından da bir haberim. Ama kesin olarak iman ettiğim ve asla üzerinde şüphe etmediğim bir gerçek varsa, Allah kendisine yöneleni affetmekten geri durmaz. İnna Allaha yagfiruz-zunube cemi'a. İnna Allaha yagfiruz-zunube cemi'a. İnna Allaha yagfiruz-zunube cemi'a. Allah dilerse kullarını bağışlar. Bugün mü anladım doğruyu? Bugün tövbe etmeliyim. Şu anda mı fark ettim yanlışta olduğumu? Şimdi söz vermeliyim. Çünkü belki yarın olmayacak. Ve belki Allah bana bugünü nasip etmiştir. Günahların hesabı Allah'a aittir. Bana düşen şu anda tövbe kapısını çalmaktır. Dilerse, Hattab'ın oğlu Ömer 40. Müslümandı. İlk Müslüman olanlar gibi yüksek derecelere ulaştı. İkrime bin Ebu Cehil son Müslüman olanlardan sayılır Mekke'nin fethinde. Şehit olarak Hakk'a yürüdü. Biz bilemeyiz Rabbim nerede bizi konuşlandırır. Bileceğimiz bir şey var ki. Hayat akıp gidiyor. Azrail Aleyhisselam'ın nefesi ensemizde. Kazananlar çok şey kazanıyor. Kaybedenler ise çok şey kaybediyor. Değerli abimiz, çevrenizde böyle birileri varsa onlara Kur'an'daki örnekleri hatırlatın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmemeyi, Yakup Aleyhisselam'ın evlatlarına verdiği sözü hatırlatın. Allah'ın rahmetinden ancak inkarcılar ümit keser. Eyvallah. Rabbimize yönelelim. O çok bağışlayıcıdır. Kulaklarından helalleşmeye çalışalım. Geri kalan her şeyde Rabbimiz bize yeter. Eyvallah. Şimdi hocam, kısaca Muhsin Kara kardeşimize çok da önem verdiğim bir soruyu soracağım. Aslında bu hani komple bir programın konusu ama şöyle evet. birkaç dakikaya sığdıralım mümkünse. Zor olacak ama ezan konusu. Şimdi bu konuyla ilgili de çalışmaların olduğunu biliyorum. Evet. Ezan-ı Muhammedi'yi farklı efendim makamlarda okur ecdat. Ki bu konuda da yani Muhsin Kara artık marka olmaya doğru gidiyor. Maşallah yakışır kardeşimize. Çok da güzel oku. Ayasofya'da okuduğun ezanı da dinledik. Çok güzeldi. Biz de onları şimdi paylaşıyoruz. Hemen onu bir alalım. Yani ezanın farklı vakitlerde, farklı makamlarda okunmasının evet. nedeni ne? Örnekleriyle tabii evet. rica edeceğiz. Bu arada hemen cevaba başlamadan diyor ki bak Hicaz makamında özel şey var, ezan isteği var, onu da söyleyeyim yani. Onları inşallah Eyvallah. Kısa kısa belirtmiş olayım çünkü Eyvallah. Çok fazla vakit yok galiba. Öncelikle bir kere ecdat makamları taksim ederken yani beş vakte farklı makamları tayin ederken O hepsini düşünerek, hepsinin bilincinde, şuurunda olarak yerleştirmişler. Mesela sabah namazında sabah makamı tercih edilmesinin birçok hikmeti vardır. Ben çok kısa örneklerini yapacağım. Zaten seyircilerimiz böyle musiki şinas kulaklarıyla zaten hissedecekler. Zaten hocam şu anda evet. Ramazan'dayız ya, herkesin bildiği iki tane makam var. Bir sabahleyin, bir akşamleyin. Hepsini aşina şu an herkes. Asıl hikmeti ne yani? Mesela biz bir çocuğumuzu, evladımızı sabah namazına kaldıracağımız zaman Hı-hı. atıyorum mesela o evladımın ismi Muhammed. Hı-hı. Kaldıracağım zaman Muhammed namaza kalk falan bir böyle demek farklıdır. Bir de böyle Muhammed evladım sabah vakti Hı-hı. geldi haydi namaza, haydi kurtuluşa, haydi felaha demek farklıdır. Evet. İşte ecdat bunu makamlarla tayin etmiş. Öyle mi? Mesela Rast makamında bir örneklemesini yapacağım. Yani çocuğu böyle dürterek kaldırmak nasıl olur? Evet. Yumuşak bir şekilde kaldırmak nasıl olur? Dürterek kaldırıyorum. Sabah namazına kaldırıyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu Rast makamında bir örnek. Siz bunu çocuğa sabah namazında okursa, yapsanız ne olur? Hı. Hadi hadi der, o çocuk korkar. Uyanamaz. Ama Hı. ecdat sabah namazında sabah makamında bir
makamı tercih etmiş. Peki bu bizi nasıl uykudan kaldırıyor? Örnek verecek olursak. Hadi. Muhammed'i kaldırıyoruz uykudan. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Bir de çocuğu bu şekilde kaldırmak vardır insanı. Yani. Yani insan sabah namazına uyandığı zaman bakıyorsun böyle seni güzel güzel tatlı tatlı camiye davet eden bir müezzin var. Dolayısıyla bunu bu şekilde tercih etmiş. Hı hı. Öğlen namazına geliyorsunuz, ecdat orada farklı bir şey tercih etmiş. Mesela öğlen namazı insanlar işte güçte efendime söyleyeyim böyle tam bir uğraş tabii uğraş içerisinde seni o uğraştan çekip alabilecek bir makam tercih edilmesi lazım. Rast makamını seçmişlerdir mesela. Onu da hemen örneğini verelim. İşte güçte uğraşıyorsun. Abi şu paranın üstü oldu ya da tam anlaşamıyorsun fiyatta falan hararetli derken. Hararetli pazarlık var esnada. Çok hararetli pazarlık da var. Hemen araya müezzin efendi giriyor. Seni kurtuluşa davet etmiş. Seni uyandırması lazım. Seni o gafletten uyandırması lazım. Evet. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hemen hızlı geçiyorum. İkindine bunlar uzun uzadıya dediğimiz gibi konuşulması gene. İkindi vaktine geliyoruz. İkindi vakti böyle özellikle Hicaz tarafında tam sıcağın, rehavetin böyle çok olduğu, insanların böyle mayıştığı bir zaman dilimidir. Dolayısıyla bunu tabii dünyanın her tarafına vurmak lazım vakit dönem olarak. Orada da size böyle nasıl söyleyeyim bir aşkla, bir muhabbetle bir şeyin çağırması lazım ki siz o gafletten uyanasınız. O yüzden aşıkların makamı diye bilinen uşak makamı tercih edilmiştir. İkindi de. Onu da hemen örnek verecek olursak. Evet. İkindi böyle rehavet çöktü. Çok böyle namaza gidesim yok, kalkasım yok. Hı hı. Ama böyle güzel güzel tatlı tatlı bir örnek. Hemen İkindi şey de böyle bir insana bir şey gelir değil mi? Böyle bir miskinlik gelir. Aynen. Böyle bir tabirimi mazur görün böyle bir mayışma olur. Değil yani mi? İnsan böyle bir kendinden geçer. Orada seni kaldıracak ilahi aşk olması gerekiyor. Onda aşıkların makamı diyebilen uşak makamıdır. Aşıkın. Evet aşıkın. O da bu arada uşak makamıdır. Bak kulağı sağlanmış Mustafa abi. Eyvallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah makamı. Maşallah. O Büşra lene. Aynı makam. Aynı makam. Evet, geçiyoruz mesela hemen hızlı bir şekilde akşam ezanını. En çok duyduğumuz şu an. Evet, en çok bilinen ve herkesin bildiği. Merakla bekliyoruz. Favori ezanımız. Favori ezanımız. Herkesin bildiği çünkü insanlar buna kulak kabarttıkları için sürekli iftar vakti diye bildiğimiz. Şimdi akşamda da çok hızlı bir telaş vardır. Akşam vaktinin kısa olmasıyla, akşam yatsının arası çok kısa olmasıyla hemen bir an evvel işte iftarının açılıp efendime söyleyeyim o hazırlığın bir an evvel yapılması, namaza geçilmesi, namaz vaktinin kısa olması hasebiyle hemen ezanın hızlı da olması gerekiyor. Evet. Ve segah makamında tercih edilmiştir. Bu segah makamı da peki nasıl aklımızda kalacak? Çok kısa bir örnek verelim hep beraber. Hocam siz daha iyi bilirsiniz bu örneği. Estağfurullah hocam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah.
da segah makamı. Hızlı geçiyorum. Bir de yatsı namazı var. Hay, her biri var ya baştan aşağı bir programlık. Diyorum ya programlık diyorum. Yani zaman baskısı işte, var. Ben şimdi size yatsı ezanının Hicaz makamı olduğunu, Hicaz'ın da insanların derununda bir farklı bir etkisinin olabilmesi için o Hicaz'ın sonundaki cız etkisini verebilmenin o duyguya kapılmak gerektiğini anlatmam gerekiyor. Şuraya bak. Buna nasıl gireceğiz mesela? Eyvah. İnsanlar şu müziği çok iyi bilir. Ra 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 ra. Evet. Rica edebilir miyim? Buyurun. Madem istek geldi, bunun da tamamını okuyalım o zaman. Ezan mı olur? Tamamını bir ezan, ezanın tamamını okuyalım. Peki. Olur mu? Olur. Hemen mi okuyalım? İşte şimdi madem şu anda onun örneğini veriyoruz. Tamam. Onun zaman bir tamamını okuyalım. İzleyicimizin de isteği olsun yani. Peki. En azından. Nasıl arzu edersiniz? Diğerlerini yarım bıraktık ya. Tamam inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي Maşallah, maşallah. Hocam öyle okurken bir okurken tavır ki olarak böyle biraz Türk başladık, Arap biraz Kabe. Bir Kudüs, bir Mekke, bir Medine. Hocam aynen, böyle aynen bizi gezdirdi maşallah. Bu Hicaz makamı da. Bilen biliyor. Yok, bilen biliyor. Acayip bir şey bu. Ben geldim arada zaten. Peki, o zaman video sorularla şimdi devam edelim efendim. Sıradaki videomuz gelsin. Biraz bekleyeyim hemen. Geliyor. Hah, geldi. Selamünaleyküm hocam. Dişeklerim yüzünden tuzlu suyla gargara yaparsam hocam bozulur mu? Tuzlu suyla gargara yaparsam orucum bozulur mu dedin, anladım.
Değerli evladım, gözlerinden öpüyorum. Allah sana orucu hakkıyla tutmayı nasip etsin. Ömrün güzel olsun, bahtın açık olsun. Tuzlu suyla gargar yapmak orucu bozmaz ama gargarayı abartırsak bozar. Yani yutarsak. Abdeste ağzımızı çalkalarken kullandığımız su affedilmiş kısımdır. Ama yutarsak, yani cef kısmına ya da dimağ kısmına kadar düşerse, genel menfezden, ağzımızdan boğazımıza doğru geçiş yaparsa o orucu bozar. Ama sadece ağız içerisinde bir çalkalama yapıp da geçişlediysek bozmaz. Allah seni ve aileni korusun ve muhafaza etsin. Kardeşlerinle beraber hayırlar yazsın. Amin, amin. Buyurunuz efendim, devam ediyoruz şimdi sıradaki videomuzla. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Sadakallahu'l-Azim. Maşallah, güzel maşallah. Evladım. Maşallah. Allah senin ömrünü güzel etsin. O Kureyş Amin. Suresinde bahsi geçen mübarek Hazal Beyt denilen Kabe'ye ailenle gitmeyi nasip etsin güzel oğlucuğum. Amin. Amin. Hemen sıradakini alalım. Zamanımız azalıyor. Bekliyoruz. Geliyor. Geldi. Esselamu Aleyküm Hocam. Ve Aleyküm Adım selam. Muhammed Yusuf Çelik. Bu Ramazan'da tanıştım sizlerle. Hafızlığımı bitirdim, belgemi aldım Allah'ın izniyle. İleride sizin gibi bir hoca olma ümidiyle izliyorum. Estağfurullah. Maşallah. Herhalde bunu hocam için söylüyordur. Estağfurullah hocam, sizin hocam için söylüyorlardır. Allah ömrünü güzel etsin evladım. Gözlerinden öpüyorum. Tebrik ediyorum seni. Bak, güzel hocam gibi örnekleriniz var. Böyle güzel hocamların çalışmalarını takip edin, onlardan ilham alın, hedeflerinizi yüce tutun, geleceği siz inşa edeceksiniz. Geleceğin Selahaddin'e, yuvileri, fatihleri böyle olur. Aynen. Sadece sosyal medya hesaplarından online oyunlar oynamakla olmaz bu işler. Tabii. Bizim mesela sokakta, caddede birini gördüğümüz zaman şöyle parmakla gösterilen insanlar vardır. Yüzünün temizliğinden anlarsınız, başının işte eğikliğinden ne kadar mütevazi olduğunu, ne kadar halim selim olduğunu az çok anlarsınız. Hı hı. O yüzden hafız kardeşlerimize en büyük tavsiyem, yani nacizane, hocam affınıza sığınarak. Estağfurullah hocam. Kur'an'ın hafızı olmakla yetinmeyip muhafızı olmalarını arzu etmek. Çünkü onu muhafaza etmek, onu ahlaki seci ile birlikte muhafaza edip ömrünün sonuna kadar götürmek ve insanların gördüğü zaman hafız kardeşim, hafız gibi hafız demesini sağlamak, o en büyük görev, en büyük lütuf olur. Rabbim bu istikametten ayırmasın inşallah. Amin, amin. Hemen sıradakini de alalım videomuzu. Merhaba hocam, ben Hira Asun. Size bir sorum var. Namaz kılarken duaları hızlı okumak günah mıdır? Güzel kızım, sureleri ağır ya da hızlı okumak değil, hakkıyla okumak vardır. Tabii bu hocam varken benim söylememem gereken bir şeydi ama evzit aleyhi ve reddilil Kur'an'a tertile. Kur'an tertil üzere, yani tecvid üzereymiştir. Bunun telaffuzunu doğru yaparsan, ağır da okusan, hızlı da okusan fark etmez. Asıl olan okuduğunda tecvid kaidelerini yerine getirmektir güzel kızım. Allah ömrünü güzel etsin. Gözlerinden öper hocam can. Amin. Şimdi o zaman şu tek nefeste bir sureye geçelim. Çok bir şey kalmadı ses yavaş olarak yavaş ama. Suyunu içiyor. Efendim şöyle anlatayım ben size. Programdan önce biz Muhsin Kara kardeşimle pazarlığa oturduk. Evet. Ben bir sure istiyorum. Adnan Hoca bir kısmına şahit oldu reklam arasında. Diyor ki ya ne oldu, dünya rekoru mu kırdıracaksın adam diyor. Yok, zorlamayacağım. Hangi sureyi şöyle tek nefeste okuyacağız? Zor bir şey çünkü sevgili seyirciler. Tek nefeste yani, bir sure. Biraz da ses açıkçası biraz yoruldu. Yorulur. Normal. Kadar. Mustafa Bey sürpriz derken tam sürprizini yapmış. Programın başında söylemiş olsaydı belki kurtarırdı. Eyvallah, da. Eyvallah. Aynen. Ama böyle hem dua mahiyetinde olması adına böyle işte Bakara suresinin son ayetlerine Rabbena la tu'ahidne innesine, orada birkaç ayeti birbirine bağlamak niyetindeyim, tamam. Eğer uygun görürseniz. Tabii ki. Hem bir yandan da rahmet olsun. Bugün çok üzüntülü bir haber aldım. Geçen hafta kendisiyle tanışmaktan son derece mutlu olduğum, şeref duyduğum Mersin'in Bozyazı ilçesi ilçe müftüsü Murat Karayiğit hocamız bu sabah sahurdan sonra Hakk'a yürüdü. Çok genç bir insandı. Allah rahmet eylesin. Benden de dua isteyenler vardı. Belki şu an ekranları başında ağzı böyle dualı, samimi olan yavrularımız var. Onların bir amin demesiyle
hem ona hem de bütün ölmüşlerimize rahmet gidecektir ve kabul Amin. Olacaktır diye ümit ediyorum Rabbimden. Dolayısıyla ben merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Kalanlarına da sabırlar diliyorum ve Amin. Arzunuzu, isteğinizi o pazarla oturduğumuz mevzuyu. Evet efendim. Evet. Sadece Allah razı, Allah razı olsun diyecek pazarlığımız bu. Eyvallah. Bakara suresinin son ayetleri. Son ayetlerini okuyoruz. Amin tek nefesle. Evet. Buyurunuz efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ صدق الله العظيم. Maşallah, tebarakallah. Çok güzel. Yani ölmüşlerimize de rahmet olsun. Amin. Şu an bizi ekranları başında izleyen, dualarımıza amin amin diye icabet eden, ellerini açan, boynunu büken, şu Kadir gecesinde hocalarımız keşke şu duası, duayı da yapsaydı, bizler de amin deseydik diye içinden böyle hayır dua geçiren herkesin dualarını Rabbim hayır üzere kabul eylesin. Amin eyvallah. Güzel hocam. Eyvallah. Amin. Şimdi hocam son birkaç dakikaya giriyoruz. Hatim duamızı isterseniz edelim. Onu da çünkü söz verdik programın başında. Sizden o zaman hatim duasını alalım. Adnan Şensoy hocamızdan bir hatimlere dua alalım efendim. Evet, evet bana özelden gelen bir sürü hatimler var. Evet. Yasinler, fetihler, tesbihatlar, kağıt olarak da gelen var. Bütün bunların hepsini duamızı dahil ederek katıyorum. Teker teker hepsinin ismini zikretmesem de kendileri için Kur'an'ı ve zikirleri yaptıkları Rabbimiz hepsini biliyor. Hangi niyetler için yapıldığını biliyor. Ne muratlar için yapıldığını biliyor. Kardeşlerimizin kalbi kalmasın. O kadar yazık gönderdik. Hı hı. Acaba görmediler mi? Bizim gözlerimiz kısıtlı olsa da her şeyi gören Rabbimiz gördü. Ben de hepsinin niyetini alıyorum. Hepinizin vekaletini alıyorum. Gönderdiğiniz bütün tesbihatlar burada Ahmet Hanım, Ahmet Beyler var, Ülker Dağhanlar var, Abdülmuttalip Kesemler var, Orhan Erler var, yüzlerce okumuş hatimler var. Hepsinin isimlerini okumuşum saysınlar. Hepsini kabul ettim ve öyle duamıza katıyorum. Amin. Nestağfirullahal azim ve netubu ileyh. Nauzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme inna nes'aluke min hayri ma sa'alaka minhu nebiyyuke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem ve nauzu bike min şerri ma sta'aza minhu nebiyyuke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem ve entel musta'an ve aleyke'l belag. Ve la havle
la kuvvete illa billah. Allahümme zeyyine bi ziynetil Kur'an ve kerimne bi kerametil Kur'an. Allahümme inneke afuvvun kerimun tuhibbul affa. Fa'fu anna, fa'fu anna ya Rabbel alemin. Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, iman nimetiyle bugünlere ulaştıran, bu şerefli bayrağın ve sancağın altında, bu kutlu vatan topraklarında, ezanlarımızın minarelerden haykırıldığı, camilerimizin ibadet ile coşabileceği, özgür ve hür ortamlarda yaşamamızı ikram eden Rabbimiz, zerreden küreye, atomdan uzaya, her şeye hakim olan Rabbimiz, sana hamd ediyoruz. Bize bu mübarek yolu gösteren, şu kutlu Kur'an'ı getirip bırakıp gitmeyen, hayatımızın her alanında mübarek rehberliğiyle bize kılavuzluk eden Peygamberimiz, Ahmedi Mahmudu Muhammedünül Eminil Mustafa Aleyhü Ekmelü Taha'ya Hazretlerine ve ta Adem babamıza kadar bütün peygamberlere salatü selam olsun. Onların kutlu yolunu bizlere ulaştırmak için yanı başımıza kadar çıkıp gelen Ebu Ayyub el Ensarilere, Yasinlerimizde okuduğumuz Habibi Neccarlara, Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz, ismini bildiğimiz bilmediğimiz havarilere, Eshab-ı Kehf'lere, bu mübarek yolda şehadet şerbetini içmiş şehitlere, geride kalmış gazilere ve onların sevgisini kalplerinde barındıran tüm büyüklerimize sıhhat ve afiyet, dünya ve ahiretin lütuf ve bereketi ikram olsun. Ey kalplerimizdekileri hakkıyla bilen, gönüllerimizdekini dilimize dökmediğimiz zaman melekler bile bilmezken her şeyi hakkıyla bilen Rabbimiz, şu mübarek Ramazan ayını bereketli ve şerefli kıldığın Kur'an-ı Kerim'i okumuş olan şu kardeşlerimizin okudukları hatimlerle, okudukları yasinlerle, tebarekelerle, fetihlerle, ihlaslarla, kevserlerle, ezkar ile, evrad ile ellerimizi dergah-ı izzetine açtık. Ey benden isteyin diye bize dua kapısını açan Allah'ım, sence malum olan bu okunmuş olan Kur'anlar her ne niyetle, her kimler tarafından, her ne niyeti gözeterek ve talep edilerek okunmuşsa onları sana tevessül ediyoruz. Habibinden İbadetlerin ve amellerin tevessül edilmesini öğrendiğimiz, kurban olduğumuz Rabbimiz, ellerimizi açarak onların hatırına senden diliyoruz. Sanki Kabe-i Muazzama'da, sanki Hicri İsmail'de, sanki Safa'da, Merve'de, sanki Arefe günü Arafat'ta, Cebel-i Rahme'de, sanki gece Müzdelife'de, sanki sabahında Mina'da, sanki Mescid-i Nebi'de, ma beyne beyti ve minbiral ravdatun min riyadil cennet, Habibi Edibi'nin mehcedinde, cennet bahçesinde, sanki Beyt-i Makdis'te, Kubbetü Sahra'nın altında, mübarek kayanın eşiğinde şu duayı yapıyormuş gibi dualarımızı kabul etmeni senden niyaz ediyoruz. Adem babamızdan Efendimiz Aleyhisselam'a, Enbiya-ı İzam'ın senin katında kabul gören ismi azamları var. Her birinin sırlı katında arşı titreten duaları var. O duaların hatırına senden istiyoruz. Ezberle dilimizden değil, aşk ile gönlümüzden dökülen şu duaların hatırına, onların içinde duamızı kabul et ya Rabbi. Bunların hatırına senden istiyoruz. Maddi manevi hastalıklarımız var, şifalar ihsan eyle. Maddi manevi dertlerimiz var, devalar ihsan eyle. Maddi borçlarımız, manevi kulaklarımız var, edalar ihsan eyle. Dünya ve ahirette umduklarımız, korktuklarımızdan nail, korktuklarımızdan emin eyle. Biz seni seviyoruz ya Rabbi. Sen de Kadir gecesinde inen Kur'an'ın ve mübarek rızan hatırına bizi sev ve affeyle. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun alel mürseline velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah rızasına El-Fatiha. Hocam ağzınıza sağlık. Allah kabul etsin.
Tüm hatimleri de Allah katında inşallah kabul olur. Hem izleyicilerimizin hem herkesin. Çok teşekkür ediyorum Muhsin Kara. Biz çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Misafir ettiğiniz için. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hocam ağzınıza sağlık. Sürçülisan etti şakafala. Bizlerle beraber oldunuz. Sevgili seyirciler, en büyük teşekkür de size edelim. Bu akşam bizlere tahammül gösterdiniz. Bu kadar saat. Programımızın tekrarı da olacak demiştik. Tekrarında tabii bu anons anlamsız olacak. O yüzden tekrar etmeyeyim ben de. Beşinci günü böylelikle noktalıyoruz. Haftaya yokuz. Haftaya buluşamayacağız. Çünkü bayram haftası. Ama bir sonraki hafta efendim buluşuncaya dek hoşçakalınız.